2006 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Yine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniğinden 95 yılında uzmanlığını almıştır. Klinik nörofizyoloji yan dal uzmanıdır. 2004 yılından beri Ege Üniversitesi Nöroloji Kliniği ve Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı'nda profesör olarak çalışmaktadır. Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği yönetim kurulu başkanıdır. EEG-EMG uyarılmış potansiyeller, transkraniyal magnetik stimülasyon konularında daha yoğun çalışmaktadır. Profesör Doktor Burhanettin Uludağ hocamız bugün bizlere epilepsi ve antiepileptik tedavi ile ilgili tecrübelerini paylaştığı bir konferans hazırladı. Hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk Alaaddin. Buyurun hocam, söz sizde. Çok teşekkürler. Bu akşam epilepsi konuşalım diye istendi. Ben de tabii sizlere yönelik ve hani böyle işin başındanmış gibi başlayıp çok da ayrıntıya girmeden bir sunum yapmak istiyorum. Şimdi beyin cerrahları için epileptik hastaya yaklaşım nasıl olmalı? Hasan Kamil'in de söylediği gibi her beyin cerrahı epilepsi cerrahisi yapmayabilir ama mutlaka epileptik bir hastayı tedavi etmiştir ve etmektedir diye söylüyor. Çok da doğru söylüyor. Çünkü beyin cerrahları belki bizlere göre bir anlamda daha farklı, yani nörologlara göre bir anlamda daha farklı bir şekilde bu hastaları görmekteler. Hem hasta çeşitliliğinin farklılığı yönünde hem de hasta ile ilk karşılaşma açısından. Çoğunlukla beyin cerrahları hastaya ilk kez epilepsi tanısı belki de koyan hekimlerin neredeyse belki de başında gelmektedir. Ve bu süreci yönetirken başlangıç adımını atan kişi olmakta. Şimdi biraz bu kavramlar, epilepsi nedir, ne değildir, sürekli tartışılan şeyler. Hatta 1970'li yıllardan itibaren işte epilepsi nedir, efendim ondan sonra epileptik nöbet nedir, bunların sınıflaması nasıl yapılmalıdır, EEG temelli mi, klinik temelli mi? Bu konuda birçok tartışma yürümüştür ve pek çok sınıflama ve epilepsi tanımı zaman içerisinde gelişmiştir. İlk tanım, yani kabul edilen ilk tanım 1981 yılında Uluslararası Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından ileri sürülmüş basit bir sınıflamaydı. Bu sınıflama temelde klinik fenomenlere göre sınıflamayı yapıyordu ve EEG'yi de yardımcı olarak kullanıyordu. Daha sonra pek çok ilahi tarafından yapılmış veya başka gruplar tarafından yapılmış başka sınıflamalar önerildi. Ama hiçbirisi 1981'deki bu sınıflama kadar yalın ve basit değildi. Örneğin ben uzmanlık sınavına girerken yeni bir sınıflama çıkmıştı, 1989 sınıflaması ve Epilepsi Dergisi'nde yayınlanmıştı. Tam 27 sayfaydı. Dolu dolu 27 sayfa sınıflama. Ya ben bunu nasıl aklımda tutacağım? Yani bir epileptik hasta gördüğüm zaman bu 27 sayfanın, böyle her tarafı dolu 27 sayfanın nasıl buna göre sınıflandığını mantıklı değildi tabii. Daha sonra daha karmaşıkları da çıktı. Fakat 2015 diyelim, hani 2015 ve 2014'ten itibaren yeniden 1981 sınıflamasına benzer sadeleştirilmiş sınıflamalar gelmeye başladı. Ve epilepsi tanımları da yeniden gözden geçirildi. Şimdi epileptik nöbet ve epilepsi birbirinden farklı kavramlar. Tahmin edeceğiniz gibi epileptik nöbet bir semptom. Epilepsi ise bir hastalığın adı. Epileptik nöbet beyindeki anormal, aşırı ve senkron nöral aktivite sonucu gelişen geçici belirti veya semptomlar. Genel olarak bir epileptik nöbet nöronal ağların bulunduğu bölgelerde, yani gri cevherin bulunduğu bölgelerden kaynaklanarak kontrol edilemez bir şekilde çevre ve bağlantısal diğer networklere de sıçrayarak ortaya çıkardığı bir semptomlar bütünü olarak bu aşırı elektriksel aktivitenin, kontrol dışı elektriksel aktivitenin semptomları olarak söylenebilir.
Epilepsi ise bir hastalık söylediğimiz gibi. Tekrarlayan epileptik nöbetlerle karakterize bir hastalık tabii ki. İlahi 2014'te bu Uluslararası Epilepsi ile Savaş Derneği tanımı güncelledi. 24 saatten fazla aralıkla olan en az iki tetiklenmemiş anprovoke epileptik nöbet olarak epilepsiyi tanımladı birinci varsayım. İkinci varsayım, bir tane tetiklenmemiş veya refleks bir nöbetin 10 yıl içinde tekrarlama şansının %60'ın üzerinde olması durumu veya bir epileptik sendromu doğrudan tanımış olma durumunda hastaya epilepsi teşhisi koyabiliyorsunuz. Yani 24 saatten aralıklı iki tane tetiklenmemiş nöbet olacak veya bir tane tetiklenmiş nöbet olacak ama ikinci bir tanesinin gelecek 10 yıl içerisinde olma şansının %60'tan fazla olması durumu yine hastaya tek nöbet olmasına rağmen epilepsi tanısı koydurabilir. Ve doğrudan doğruya bir epileptik sendromu en başında tanıyarak bu tanıyı koymuş olabilirsin. Bu epilepsi böyle. Peki bir epileptik hasta ne zaman artık epileptik değil? Duyuyoruz değil mi? 10 yıldır nöbeti yoksa ve son 5 yılda antiepileptik ilaç kullanmıyorsa artık epilepsisi yoktur. Bu hastalık ondan muaf olmuştur diye söyleyebilirsiniz. Yani bu ilahiye göre. Şimdi bir takım kavramlar tabii 2014'ten sonra netleştirildi, tanımları yapıldı. Anprovoke nöbet, yani tetiklenmemiş nöbet. En önemli şey bu epilepsi tanısı açısından. Eşlik eden ateş, metabolik bozukluk, intrakraniyal enfeksiyon veya ilaç kesimi gibi nedenler olmaksızın kendinden oluşan nöbetler anprovoke nöbet olarak isimlendirilir. Provoke nöbette bu etmenlerin varlığı durumunda ortaya çıkmış olan nöbet olarak söylenebilir. Bir başka kavram da refleks epilepsi. Refleks epilepsi spesifik uyaranlarla tetiklenen nöbetlerdir. Uyaranlar dıştan olabileceği gibi hastanın kendi aktivitesiyle oluşabilmekte veya ikisinin karışığı şeklinde özellikler gösterebilmektedir. Örneğin fotosensitif epilepsi, yani flash patlayan ışıkların işte belirli bir frekansta ve belirli bir dalga boyunda verilmesiyle ortaya çıkan nöbetler ya da işte kişinin başına belirli bir sıcaklıktaki suyunun duş sırasında veya banyo sırasında dökülmesiyle ortaya çıkan genetik denatürü olan sıcak su epilepsisi gibi epilepsiler, yemek yeme sırasında okuma veya bir karar verme sırasında oluşan epilepsileri veya reading okuma epilepsisi gibi epilepsileri refleks epilepsiler olarak söylüyoruz. Şimdi bazı yeni kavramlar geldi 2014'te. O kavramlardan bir tanesi akut semptomatik nöbet. Bunlar bizi çok yakından ilgilendiriyor. Sizleri de. Çünkü hani bunlar hastaya ilaç başlayıp başlamayacağınızı belirleyen tanımlar. Akut semptomatik nöbet daha önce epilepsi öyküsü olmayan kişilerde nörolojik veya sistemik hastalıkların seyri sırasında akut dönemdeki akut dönem ilk 7 gün içerisinde oluşan nöbetlerdir. En sık sebepleri hemen hemen %100'e yakınını inme, santral sinir sistemi enfeksiyonu ve kafa travmaları oluşturuyor. İnme birazcık daha yüksek oranda olmakla beraber yaklaşık %100'e yakın değeri 3'ü paylaşıyor. Ondan sonrakilerde daha düşük oranlarda işte beyin cerrahisi operasyonları, febril konvizyonlar, stimülan ilaçlar, antidepresanlar, teofilin, kokain, alkol veya ilaç kesimi, hipoglisemi, elektrolit bozuklukları, hipoksi, eklampsi gibi nedenler akut semptomatik nöbetler olarak söyleniyor. Ama en önemli özellik santral sinir sistemini veya sistemik bir hastalığın seyri sırasında ilk 7 gün içerisinde oluşan nöbetler. İkinci kavram bu yakın veya akut uzak akut semptomatik nöbetlerdi. Şimdi ikinci kavram da uzak semptomatik nöbetler.
bir serebral hastalıktan belirli bir süre sonra ortaya çıkan hastalıkla ilişkili nöbetlerdir. Yani bu konuda net tanımı yok ilahinin. Hani o belirli süre nedir? Ama anlaşılan şu ki bir haftadan daha sonraki bir dönem. Ama çoğunlukla karşılaştığımız şey de iki aydan daha uzun bir süreçten sonra uzak semptomatik nöbetlerin ortaya çıktığıdır. Örneğin kişi inme geçiriyor, kafa travması, santral sinir sistemi enfeksiyonu, krenel bir cerrahi veya tümör gibi bir nedenle uzak semptomatik nöbet geçirebiliyor. Uzak semptomatik nöbetin ileride tekrarlama şansı oldukça yüksektir. Tekrar geriye dönersek, akut semptomatik nöbette ise bunun tersidir. Yani ileride tekrarlama şansı neredeyse 5 kat daha uzak semptomatik nöbete göre azdır. Şimdi bu epilepsi toplumda ne kadar görülüyor? Yaklaşık değişik toplumlarda farklı şeylerde olsa hemen hemen herkes genel prevalans %1, insidans prevalans %1 civarında. Kadın erkek hafif bir erkek dominansı olsa da yaklaşık aynı. Bireysel olarak bakarsanız da toplumun %10'unda hayatında bir kez nöbet geçirir veya bir başka tersten söyleyelim. Herhangi bir insan %10 ihtimalle hayatının herhangi bir nöbet döneminde nöbet geçirecektir. Ondan sonra bunlar epidemiyolojisinin yani bu oldukça sık karşılaşılan, bizlerin ve toplumda da sıkça karşılaşılan bir durum olduğunu göstermek adına söylediğim rakamlar. Bir başka önemli rakam, antiepileptikler ile doğru konmuş bir epilepsi tanısında tam remisyon sağlama şansınız, yani tam nöbetsizlik sağlama şansınız yaklaşık %70'tir. Oldukça iyi bir rakamdır bu. Ancak %30 kadar hastada ne yaparsanız yapın, ilaçlarla istediğiniz kombinasyonu yaparsanız yapın, ya tam yanıtsızlık ilaçlara karşı ya da kısmi yanıtsızlık söz konusu. Nöbetler azalmış ancak devam etmektedir. Bunlara, bu ilaç tedavisine dirençli gruplara intraktabur epilepsiler adını da vermekteyiz. Bu tür nöbetler genellikle parsiyel başlangıçlı nöbetlerdir. Yani beyinde belirli bir bölgeden, temporal bölgeden, frontal bölgeden çıkan nöbetler genellikle bu tür ilaç tedavisine direnç gösteren nöbetlerdir. Yine çocukluk çağı epilepsileri de bu tür dirence çoğunlukla sahiptir. Şimdi epilepsi bir çocukluk çağı hastalığı gibi varsayılır herkes tarafından. Aa, bu yaşta epilepsi mi olur? Evet, olur tabii. Bir dikotomdur. Yaşlara göre dağılımına baktığımızda ikili bir pik oluşur. Bir tanesi 10 yaş altı dönem, bir tanesi de 60 yaş üstü dönem. Yani yaş 65 yaş üstü ve 10 yaş altı dönem. Bu iki dönemde yüksek pik değerleri gösterir ve bir dikotomik bir dağılım gösterir. Yani özetle epilepsi çocukluk çağında ve yaşlılarda sık görülen bir durumdur. Şimdi bu meşhur 1981 sınıflamasını söylemiştik. Oldukça basitti bu sınıflama. Nöbetler üçe ayrılırdı. Fokal başlayanlar, bunlar da basit parsiyeller. Yani bilincini kaybetmeden motor ya da duysal fenomenler. Kompleks parsiyel olanlar, bilincini yitirerek yani amnezi oluşarak çevreyle bağlantısının tamamen koptuğu bir takım stereotipik hareketleri sürdürdüğü kompleks parsiyel nöbetler ve bir de parsiyel başlayıp sekonder jenerizasyon motor olarak sekonder jenerizasyon gösteren parsiyel nöbetler olarak gruplandırıldı fokal grup. 1981 sınıflamasında bir de jenerize grup var. Bu doğrudan doğruya beyin sapı orta alt yapılarından kaynaklanan subkortikal kaynaklı ve beynin tüm korteksine aynı anda yayılarak hastanın fark etmesine, bu değişikliği, beynindeki değişikliği hissetmesine imkan vermeyecek kadar kısa bir zamanda aniden gelişen nöbetler anlamına geliyor. Buradan tekrar jenize nöbetten fokale dönersek, fokalde bir noktada başladığı için ve yayılım gösterse bile tüm beyne,
kortikal yüzey üzerinden ve bağlantılar üzerinden yayılım gösterse bile bu bir zaman alacağından, hastanın epileptik aktivitenin ilk oluştuğu yerdeki semptomları hissetmesine izin verecek bir zaman bırakır. Bu biliyorsunuz, bu olaya da hani aura diyoruz. Nöbetlerden önce ortaya çıkan hastadaki değişik hislerle, hastanın fark ettiği hislerle karakterize duruma aura diyoruz. Yani bir başka şekilde şöyle söyleyebiliriz. Bir kişide aura varsa o nöbet fokaldir. Eğer aura yoksa kesin kural değil ama jeneze olma olasılığı yüksektir. Bir de bu üç gruba girmeyen, yani iki gruba girmeyen fokal ve jenezelerden başka bir de sınıflandırılamayan, bu iki gruba da girmeyen grup diye sınıflandırılmıştı. 2017 yılında İlahiye yeniden sınıflama yaptı. O sayfalar dolusu şeyleri attı çöpe ve gördüğünüz şu tabloyu çıkardı. Fokal başlayanlar, jeneze başlayanlar ve nasıl başladığını bilmediklerimiz diye. Aşağı yukarı bu 1981 sınıflamasıyla aynı özellikleri gösteriyor. Şimdi nöbetlere bir göz atarsak, jeneze nöbetler konviziv veya yani kasılmalı veya non-konviziv, kasılma olmadan ortaya çıkan nöbetler, yani beyin sapı yapılarından başlayan nöbetler, absans nöbetleri, dalma nöbetleri, miyoklonik yani sıçrama nöbetleri, irkilme nöbetleri, klonik yani belirli bir frekansta kasların ritmik olarak kasılmasıyla ortaya çıkan, jeneze olarak ortaya çıkan klonik nöbetler, ki bunlar 3-3,5 hertz vardır. Tonik nöbetler, sıçrayıcı hareket olmadan kas tonüsünün yoğun bir şekilde arttığı nöbetler olarak söylenebilir. Atonik nöbetler de kas tonüsünün, normal kas tonüsünün kaybedilmesi ve kişinin bir pelte gibi yere yığılmasıyla karakterize nöbetler. Ve bazen bunların bileşikleri, tonik ve klonik nöbetler gibi en çok karşılaştığımız jeneze nöbetlerinin en çok karşılaştığımız formu olan tonik klonik nöbetler şeklinde jeneze nöbetler karşımıza çıkabilir. Bir jeneze EEG anormalliğini burada yan tarafta görüyoruz. İşte burada zaman şeyi konmamış, işareti konmamış ama yaklaşık 3 Hz'lik dikken dalga aktivitesi jeneze ortaya çıkmış ve bütün kanallarda hemen hemen aynı anda ortaya çıkmış diken dalga formasyonunu EEG'de görebiliyoruz. Nöbetler, jeneze nöbetler, doğrudan doğruya jeneze olarak başlayan nöbetler aslında bütün nöbetlerin sadece %20'si. Nöbetlerin %80'i aslında parsiyel başlayan, yani korteksten bir yerden başlayan nöbetler. Bu nöbetler, söylemiştik, eğer bilinç kaybı eşlik etmiyorsa basit parsiyel nöbetler, bilinç kaybı eşlik ediyorsa kompleks parsiyel nöbetler olarak isimlendiriliyordu. Şimdi epileptik odak neredeyse ona göre semptomlar oluşturuyor. Örneğin postsantral gyrusta duysal alanda ise kolda parestezi şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Oksipital kortekste ise vizüel halüsinasyonlar, fosfenler, ışık çakmaları şeklinde karşımıza çıkıyor. Ama bunlar genellikle çok kompleks yapıda olmayan basit vizüel değişimler şeklinde karşımıza geliyor. İşitsel işitme korteksinde ortaya çıkıyorsa basit seslerin hissedilmesi gibi, zil sesi, hışırtı veya gürültü hissetmek gibi basit nöbetler olabiliyor. Santral sürkusun ön tarafında presantral gürültüde bir şey olursa motor alan olmuş oluyor, primer motor korteks. O zaman da fokal motor nöbetler, yüzü tuttuysa böyle grimas gibi, böyle ekşitme gibi bir şeyler, ifadeler. Ya da daha aşağıda operküler bölgeye yakın bölgelerde ortaya çıktıysa, o zaman da epigastrik sansasyon gibi karnında değişik hisler, kelebekler, yukarı doğru yükselen hisler şeklinde nöbetler, basit parsiyel nöbetler görülebiliyor. Bu nöbetlerin tamamını hastanın bilinci açık olduğu için kendisinin anlatması zaten anlatır yani. Şöyle oluyor, böyle oluyor diye nöbetini kendisi söyleyebilir. Diğer nöbette kompleks parsiyel nöbetler, bu da yine korteksten bir noktadan başlıyor ama yayılım gösterdiği için bir süre sonra bilinç yitiyor, amnezi gelişiyor. Hastanın etrafıyla bağlantısı kopuyor ama burada da basit parsiyel nöbette olduğu gibi benzer bir takım paternler görülüyor. Korteksin neresinden çıktığıyla alakalı olarak. Bu kompleks parsiyel nöbetlerde aynıca böyle stereotipik bir takım hareketler de oluyor.
Yani böyle çiğneme hareketleri ağzında, dudaklarını ıslatma, çeşitli otomatizmler oluyor. İşte giysilerini çekiştirip durma, bir şeyi tutma ihtiyacı hissetme falan gibi bir takım otomatik hareketler gerçekleşiyor. Yine bu kompleks parsiyel nöbetlerin bir başka özelliği, böyle kadının gözlerine bakın, böyle gözlerinin üst göz kapakları yukarı doğru açılmış. Buna staring deniyor, böyle boş bakmak, bomboş karşıya bakıyor. Gözleri açık ve bomboş karşıya bakıyor. O sırada ağzında bir takım hareketler, yalanma, yutkunma hareketleri, ellerinde bir takım otomatizm hareketleri görülebiliyor. Ya da başka şekillenmiş görsel halüsinasyonlar, örneğin bir hayatın bir döneminin gözünün önünden gelip geçmesi falan gibi daha kompleks görsel halüsinasyonlar görülebiliyor. Koku halüsinasyonları yine böyle bu dönemlerde görülebiliyor. İşte bu dönemlerde EEG'de çekilirse hangi bölgeden epileptik aktivite çıktıysa ona ait özellikler görülüyor. Örneğin burada sol frontotemporal bölgede diken sihirlerini görüyorsunuz. Yani bunlar epileptik aktivite ve karşı hemisferde de yavaşlamış normal EEG aktivitesinin yavaşlamış halini görüyorsunuz. Çocukluk çağının epilepsilerinden bir tanesi tipik absans. Buna eskiden petit mal, küçük nöbet anlamında öyle deniyormuş. Şimdilerdeki adı da çocukluk çağının absans epilepsisi veya juvenil absans epilepsi. Bu genellikle 7 yaş civarında başlayan, saniyeler süren, etrafta kontaktın kesildiği, konvüzyonun olmadığı nöbetler diyelim. Ondan sonra bir özellikleri var bunun. Bir tanesi EEG özelliği. Yaklaşık 3,5 Hz'lik diken dalga kompleksleri tipik paterni oluşturuyor. Hangi EEG'ci şunu görürse görsün juvenil absans epilepsi diye hemen yapıştırır. Yanılmaz da. Diğer bir önemli özelliği de epileptik bir olay olduğunda öncesindeki aktivite normal olabilir ama post iktidal diyelim, hani nöbetin sonrası, burası nöbet, nöbetin sonrası dönemde EEG aktivitesinde bir yavaşlama, bozulma beklenir. Oysa bu juvenil absans veya çocukluk çağının absans epilepsisinde bu patern bozulmaz. Yani bunun klinik karşılığına gelecek olursak, bu çocuk birdenbire işte beyzbol oynuyor, boş boş bakmaya başlıyor, elindeki top yere düşüyor. Gözleri hafif yukarı kaymış, tavana bakar gibi yukarıya doğru bakıyor, saniyeler boyunca böyle duruyor, soru sorulursa cevap vermiyor, o anı hatırlamıyor ama birdenbire aniden normale dönüyor ve kaldığı yerden topunu yerden alıp devam ediyor, çünkü beyin aktivitesi normale dönüyor. Halbuki diğer nöbetlerde daima bir post iktal süreç oluyor, bir konfüzyonel durum ortaya çıkıyor ama bu nöbette birdenbire kaldığı yerden devam edebilmesi diğer tipik özelliği oluyor. Gün içerisinde sayısız kereler tekrarlayabiliyor ve çocukların okul performansını bozan, eğitim performansını bozan bir özellik gösteriyor. Bir başka juvenil miyoklonik epilepsi, bütün hekimlik yaşamımızda hangi hekim olursa olsun bu juvenil miyoklonik epilepsiyle mutlaka karşılaşır. Çünkü epilepsi toplumda %1 görülüyor. Bunların %20'si jenerize nöbetler. Bu jenerize nöbetlerin de %20'si juvenil miyoklonik epilepsi. Adından da anlaşılacağı üzere juvenil çağda, yani ikinci dekatta 10-20 yaşlar ortasında çıkan jenerize tonik kronik nöbetle başvuran hastalar bunlar. Genetik bir hastalık. 6. 8. ve 15. kromozomda bugüne kadar delesyon ve değişik patolojiler gösterilmiş durumda. Bu hastalarla konuştuğunuz zaman, bu ikinci dekatta jenerize bir nöbetle gelmiş olan hastayla konuştuğunuzda mutlaka şu soruyu sormanız gerekiyor. Sabah saatlerinde, öğlene kadar olan saatlerde ellerinde, kollarında atma, sıçrama, kafanda atma, sıçrama hareketleri, sık sık sabahları ellerinden bir şeyler düşürme gibi şeyleri yaşıyor musun? Eğer bu sorunun cevabı evetse, karşınızdaki hasta yüksek olasılıkla juvenil miyoklonik epilepsidir. Bunu bilmek önemli mi? Evet, son derece önemli.
Bu hastaya EEG çekerseniz EEG'de de farklı bir EEG paterniyle bu hastayı kolayca tanıyabilirsiniz. Burada yaklaşık 5-5,5 Hz'lik diken dalga değil burada. Full, yani çoklu diken, yani birden çok diken arkasından bir tane dalga. Birden çok diken arkasından bir dalga. Ve frekansına bakarsanız da saniyede 5-5,5 kere tekrarlıyor. Oldukça yüksek frekansta bir boşalım, jenerize boşalım görüyorsunuz. Neden önemli jüveni miyopi? Bir, sıkça görülüyor. İki, tedavisi önem taşıyor. O yüzden bir kere jüveni tekrarlayacağız belki ama jüveni miyokonik epilepsiyi gördüğünüz anda şu EEG'yi gördünüz. Daha hasta size epileptik nöbetle de başvurmuş. Sabahları ellerim sıçrıyor, ellerimden bir şeyler düşürüyorum demiş. EEG'yi çektirmişsiniz, miyokonikler anlatmış sabah size. Şunu görmüşsünüz. Artık tanı kesindir. Bir jüveni miyokonik epilepsi hastasıyla karşı karşıyasınız, bir epileptik sendromdur. Ve hemen tedavi edilmeye başlanması gerekir. Yani onun daha jeneze tırnık klinik nöbetini beklemeye zamanınız yoktur. O mutlaka gelecektir siz tedaviye başlamazsanız. Ama tedaviye başlarsanız da bu nöbetleri, bu EEG özelliklerini doğru bir şekilde tedavi ederseniz tümüyle baskılayabilirsiniz. Ama bu iyi tarafı, ama bir de kötü tarafı var. Hiçbir zaman tedaviyi bırakamazsınız. Tedaviyi bıraktığınız anda antiepileptiğin etkisi biter bitmez bu epileptik aktivite yeniden ortaya çıkacak ve nöbetler yeniden başlayacaktır. Belki hepimiz görmüşüzdür, görmeyen de vardır belki. Jeneze tonik klinik nöbetler hastalar tarafından, yakınları tarafından, hasta genellikle bu nöbetin varlığını bilmez tabii ki. Çünkü jeneze bir nöbet, aurası yok, hissetmez. Birdenbire bu nöbet gerçekleşir. Hasta yürüyordur mesela. Adından da belli. Tonik, klonik nöbet. Yani önce tonik bir faz oluyor, sonra klonik bir şekilde devam ediyor. Hasta yürüyor ayakta. Birden tonik faz geliyor. Hasta hiçbir şeyden habersiz. Taş gibi kesiliyor. Tabii ki dengesini yitiriyor ve bir çam gibi devriliyor. Öne, arkaya, yana, artık nereye denk gelirse. Ve şiddetli şekilde travmaya uğrayabiliyor. Kolunu kırabiliyor, bacağını kırabiliyor. Ya bir kafasında önemli darbeler alabiliyor. Sonra yere düştükten sonra bu tonik faz devam ediyor ve obstetonus postürüne geliyor. Bu dönemde epileptik crying denilen bir çığlık sesi hissediliyor. Bu dönemde yine hastaya yakından bakarsanız siyanotik hal aldığını, altına idrar kaçırmış olduğunu görüyorsunuz. Bu dönem bittikten sonra ki bu yaklaşık işte 30 saniye civarında sürüyor, arkadan kronik bir faz başlıyor. Kronik fazlada yaklaşık 3-3,5 Hz'lik bir aktiviteyle kol ve bacaklarda ileri geri ritmik salınımlar başlıyor. Bu dönemde ağızda köpüklenmeler, göz kapaklarında kıpırdanmalar ortaya çıkıyor. Ve nöbet başlangıçta 3,5 Hz frekansla başlarken giderek yavaş yavaş hareketlerin frekansı düşüyor ve nöbet sonlanıyor. Bu motor hareketler sonlanıyor. Dikkatinizi çekerseniz hastanın gözleri açık. Gözleri kapalı değil. Ondan sonra bu dönemde bitiyor. Bunun ikisinin toplamı yaklaşık 1,5 dakika sürüyor. Sonra nöbet bitiyor. Nöbet bittiğinde hasta reaksiyonsuz, böyle letarjik bir halde yerde yatıyor. Gözde eksemiteler gevşek ve ağzından tükürük, genellikle böyle köpük şeklinde, dilini de ısırdıysa böyle kanlı şampanya rengi falan bir köpük ağzından geliyor. Böyle bir durumda hastayı gördüğünüzde tabii ki solunum falan meseleleri için hafifçe yan çevirmekte fayda var. Bu dönemde hasta gözlerini kapatmış oluyor. Şimdi epilepsilerde tabii etiyoloji çok fazla. Çoğunluk genetik veya idiopatik %75'i. Ondan sonra geriye kalan %20-25'i de çeşitli santral sinir sistemi hastalıkları ve işte ve bununla beraber metabolik, sistemik bazı hastalıkları eşlik ederek ortaya çıkabiliyor. Biz şimdi epileptik bir olayı görüyoruz ama biliyorsunuz epilepsi bir hani böyle bir semptomlar grubu ve bazen hastalar isteyerek, bazen istemeyerek, simülasyon yaparak
ya da işte temarruz derlerdi galiba eskiden, temarruz yaparaktan epileptik nöbetleri taklit edebilirler. Ya da herhangi bir olay aslında epilepsiye benzeyebilir. Epileptik bir nöbete benzeyebilir. Burada tabii en önemli şeylerden bir tanesi, en baş belası psikojenik non-epileptik olaylar. Bunlara PINES deniyor kısaltma olarak. Bazen bunların gerçekten ayrımında çok zorlanabiliyorsunuz. Hekim olarak bile zorlanıyorsunuz, görüyorsunuz. Gerçek sanıyorsunuz. Çünkü artık YouTube var, od var, bu var. Birisi isteyerek nöbet taklit edebiliyor yani artık. Hani ancak siz de orada gözünden kaçmış bazı ayrıntıları yakalayarak bunun nöbet olduğunu veya olmadığını ayırmaya çalışıyorsunuz. Kardiyak ve nörolojik senkoplar yine önemli bir sorun oluşturuyor. Geçici iskemik ataklar sorun oluşturabiliyor. Uyku bozuklukları, bazı uykuda ortaya çıkan hareket bozuklukları yine epileptik nöbetlerle karşılaşabiliyor. Panik atak biliyorsunuz sıklıkla uykuda geliyor. Ve hiperventilasyon atakları ve taşikardi atakları ile beraber otonomik bir patlamayla beraber bazen bilinç kaybı da yaşayabiliyor. Ve bunlar da bazen epileptik nöbetlerle ayrımda sorun yaratabiliyor. Bu migren denilen bir baş belası hastalık var biliyorsunuz, baş ağrısı hastalığı. Bunların komplika formları var. Bunlar da böyle işte paroksismal bir takım paresteziler, motor yüzsüzlükler ya da ne bileyim bir takım psikojen, gelip geçen psikojen olaylar falan gibi bir takım olaylar yaşayabiliyor. Bunlar da bazen işte epilepsiyle ayrımında zorluk yaşanan durumlar oluyor. Bir de bazı hastalıkları var ki bunlar doğrudan doğruya epilepsiyi taklit ediyor. Hatta daha da komik tarafı, antiepileptik veriyorsunuz, geçiyor. İyileşiyor ve senelerce siz onu şey diye, epilepsi diye izliyorsunuz. Ama epilepsi olmuyor. İşte bunlar kineziyojenik, non-kineziyojenik kore atetos falan gibi, distoni gibi öyle bir takım şeyler var. Hasta bir ani bir hareket yapıyor ve o anda bir takım garip hareketler yapmaya başlıyor. Yıllarca nöbet olarak değerlendirilebiliyor. Bazen evet bunları ayırmak bir şey istiyor. Deneyim istiyor. Şimdi bu gözler, kalbin aynası olduğu gibi epilepsinin de aynası. Şimdi epileptik nöbetlerin hemen hemen tamamında gözler açıktır. Kimin gözü kapatır? Psikojen nöbetler gözlerini kapatır. Hatta gidip siz göz kapağını açmaya çalışırsanız zorla kapatır. Yani açmaz, bakmaz size. Oysa ki hastanın bilincinde olmadığı epileptik nöbetler ve diğer durumlarda gözler açık kalır. Örneğin A şeklinde görüyorsunuz, bu temporal lob nöbetlerinde görülen boş bakışlar. Üst göz kapağı şeyi kapatmıyor, irisi kapatmıyor, açıkta kalıyor. Buna staring deniyor. Boş boş bakıyor. Ya da extratemporal nöbetler. Lezyonu gösterircesine o tarafa doğru bakıyor. Yukarı ve o tarafa doğru bakıyor. Ya da mesela senkoplar, bu kardiyovagal senkoplar, gözleri yukarı doğru kayıyor. İris yukarı doğru kayıyor. Halk arasında söylendiği gibi gözlerinin beyazı gözüktü diyorlar. Yani hepsinde göz açık, bir tanesinde kapalı, o da psikoje. Şimdi bu söylemiştik, bu epileptik ve non-epileptik nöbetler birbirinden ayırmak hakikaten zor oluyor. Şimdi gözlerin açık kapalı olması çok önemli. Epileptik nöbetlerde daima açıktır. Psikojen non-epileptik nöbetlerde çoğunlukla kapalı. Açık bırakmaz bunlar. Epileptik nöbetlerde nöbetler daima aynıdır. Hep aynı şekilde gerçekleşir. Oysa ki psikojen non-epileptik nöbetler bir şekilde improvizyon yaptıkları için her seferinde o notaları ezberleyemez ve yeni bir parça çalar. Yani size yeni bir nöbet daha gösterir. Nöbet süresi epileptik nöbetlerde 2 dakika yaşması oldukça enderdir. Oysa ki psikojen non-epileptik nöbetler çoğunlukla bunu bir yarım saate tamamlar ve sonunu ağlama falan gibi emosyonel bir olayla güzel bir şekilde kapatır. Bu da nöbet olayı da epileptik nöbetlerde karşılaşılan bir şey. Bir nöbetin uykuda olması onun epileptik olduğunu gösteriyor. Yani uyku sırasında epileptik olmayan bir nöbet olma şansı yoktur. Eğer o bir uyku bozukluğu değilse. Enuresis, altına işeme, epileptik nöbetlerde yani, görülebilen bir şey, sıkça görülen bir şey. Oysa ki psikojen olan epileptik nöbetlerde pek görülmez ondan sonra.
Ama yine de bunu da başaran arkadaşlar var, böyle altında kendi bilerek yapan. Yanık ve yaralanma olayları epileptik nöbetlerde sıkça karşılaşılır. Psikojen nöbetlerde çok nadir bir şey bu. Isırıklar da önemli. Yani göz ne kadar önemliyse dilini ısırma olayı. Bunlar ısırıyor ya nöbetlerde. Ondan sonra epileptik nöbetlerde, gerçek epileptik nöbetlerde dilde bir ısırık varsa ve sıktır bu aslında, dilin yan tarafındadır. Şöyle, yanda. Eğer psikojen non-epileptik nöbetse ve dilini böyle inatla ısıracaksa ve yaralayacaksa ancak ucunu ısırabilir. Yani ucundadır ısırık izi. Ben kendim denedim yani. Dilimin yan tarafını kendim bilerek ısırabileceğim mi diye. Başaramadım yani, olmuyor. Yani bir yerini ısıracaksan mutlaka ucunu ısıracaksın. Dolayısıyla psikojen non-epileptik nöbetlerde de böyle ısırık varsa dilin ucundadır. Şimdi böyle bize epileptik nöbet miydi bu, değil miydi, anladık ve karar verdik aslında. Diyelim ki bu bir epileptik nöbet. Bazı şeyleri bilmemiz gerekiyor. Nasıl yaklaşacağımız adına. Provoke olmayan bir nöbet, yani hayatında bir kişi ilk defa nöbet geçiriyor ve nöbet geçirmesi için sizi saptayabildiğiniz herhangi bir neden yok. Bu kişinin gelecek 10 yılda nöbet geçirme şansı %50'nin üstündedir. %50 ihtimalle. Üstelik de bu %50'lik grubun %60'ı da ilk 2 yılda gerçekleşir. Bir başka şey de herhangi bir nöbetin tekrarlama şansı, yani rastgele bilmiyoruz, bir nöbetin tekrarlama şansı yaklaşık ortalama %38. Uzak semptomatik bir nöbet, yani aslında stroke geçirdi, bu nöbetin tekrarlama şansı, stroke geçirdi, aradan 2 ay sonra bir epileptik nöbet geçirdi bununla ilişkili, bu nöbetin tekrarlama şansı %58'dir. Hem de bu ilk 6 aylık süreçte gerçekleşir. Provoke bir nöbetin tekrarlama şansıysa, yani zorlanmış bir nöbetin, örneğin içki içmiş, sabahleyin nöbet geçirmiş. Ondan sonra aşırı derecede içmiş ve ertesi gün nöbet geçirmiş. Bu nöbetin tekrarlama şansı %28'dir. Ama daima provoke nöbetlerde tekrarlama, ikinci mesela alkolle tetiklediyse bunu, ikinci olayda yine bir alkolle gerçekleşir. Yani o provokasyonu gerçekleştirmesiyle ortaya çıkar. Düşüktür gördüğünüz gibi, yani %28'lik bir şey var, değer var. Bir de iki kez nöbet geçirmiş birinin nöbet geçirme şansı, yani karşınıza gelmiş, daha önce hayatı boyunca iki tane nöbet geçirmiş. Şimdi ben bir daha geçirir miyim doktor diyor. Sen ikincisini görmüşsün. Evet, geçireceksin. Önümüzdeki 10 yılda %68, büyük ihtimalle de bunu ilk 2 yılda geçireceksin. Yani şimdi değerler bunlar olunca şöyle baktığınızda, kimi tedavi edelim? İki kez nöbet geçireni hemen tedavi edelim. Uzak semptomatik nöbet, tekrarlama şansı çok yüksek, mutlaka tedavi edelim. Provoke olmayan bir nöbetin %50. Burada dikkatli olmalıyız. İşte EEG'sini çekmeliyiz vesaire. Karar verebiliriz ama kararımız antiepileptik tedavi yönünde olabilir. Provoke olmayan, provoke bir nöbet söz konusuysa tedavi etmeyebiliriz. Yani antiepileptik vermeyebiliriz. Akıl veririz buna, antiepileptik yerine. Oğlum içme falan. Ya da şunu yapma, bunu yapma. Ama baktığınızda ki karşınızdaki kişi bu provokasyondan uzak duramıyor. İlla ki alkol diye bakmayın. Yani örneğin diyelim bir disco görevlisi ışıkla tekrarla ortaya çıkmış veya ne bileyim başka bir şeyle ortaya çıkmış şey, onun mesleğiyle alakalı bir şey ve bu provokasyona maruz kalma şansı yüksek. O zaman antiepileptik başlayabilirsiniz. Yani o kişiye bağlı olarak. Şimdi sizler bir beyin cerrahı olarak hangi hastalarla karşılaşıyorsunuz? Herhalde en çok karşılaştığınız şeyler akut semptomatik nöbetlerdir. Yoğun bakımlarda, operasyonlarda ya da kafa travmasını ilk gördüğünüz anlarda. Ondan sonra diğer bir şey de kontroller sırasında, poliklinik kontrollerinizde opere ettiğiniz bir beyin tümörünün 3 ay sonra geldiğinde bir de nöbet geçirmiş olduğunu duymanız uzak semptomatik nöbete karşılık geliyor ve bunu da bolca görebiliyorsunuz. Bazen böyle cerrah bu canım, en iyi doktor bu deyip gelen hastalar da vardır sizin pratiğinizde mutlaka. Karşınıza bu sebeple idiopatik epilepsi hastaları doğrudan size gelebilir. Bir de böyle cerrahi laflarını falan duyuyor hastalar. Bir de bir beyin cerrahına gideyim de ameliyat olayım, kurtulayım şu hastalıktan. Bu şekilde idiopatik epilepsi nöbetlerini de görebiliyorsunuz.
Aynı şekilde, aynı yolla epileptik sendrom nöbetlerini de görebilirsiniz. Demin bahsetmiştiniz. Juvenil mikronik epilepsi, juvenil absans. Bunlarla karşılaşabilirsiniz. Ve bir de bazen ortada nöbet yok, hiçbir şey yok, epilepsi yok. Epilepsiyi siz yaratıyorsunuz. Yani bu nöbet hiç geçirmedi ama nöbet geçirtmeyeyim ben, bu geçirir bu nöbet deyip nöbet profilaksisi yaptığınız durumlar sizin epilepsi kavramıyla yüz yüze geldiğiniz olaylar. Peki, tabii ki sizler çoğunlukla aslında yani size özel olarak gelmiş eski bir epilepsi hastası değilse çoğunlukla ilk nöbet vakasıyla karşılaşıyorsunuz. Bir veya ikinci nöbetiyle karşılaşıyorsunuz. Hastanın ikinci bir nöbet, böyle bir durumda ne yapacaksınız? Nasıl yaklaşacaksınız? Bu hastanın ikinci bir nöbet geçirme şansı nedir? Yani bu hasta uzak semptomatik mi, yakın semptomatik mi, lezyon var mı, EEG'si bozuk mu? Bunlar bu şansı belirlemeye çalışıyorsunuz. Yani %50'nin 60'ın üstünde. Peki karar verdiniz, diyelim antiepileptik ilaç versem buna. Bu vereceğim ilacın bu epileptik durumda etkinliği nasıl olacaktı? Antiepileptik ilacın bu hasta tarafından tolere edilmesi, güvenilirliği, hastanın ilaçtan beklentisi, meslek ve sosyal yaşantısına uyumu gibi faktörleri göz önüne almak zorundasınız. Potansiyel bir toksite söz konusuysa antiepileptik ilaçta, bunu da bilmek zorundasınız ve bütün kararınızı hani bir terazi gibi hastanın bir nöbet geçirmesi ve bir antiepileptiğini hastaya getireceği yükler şeklinde iki kefeye bir şey yerleştiriyorsunuz ve kar zarar hesabı yaparak şey yapıyorsunuz. Şimdi bir nöbet görmüşsünüz, biliyorsunuz mesela bu hasta 15 yıl sonra bir daha nöbet geçirir veya 10 yıl sonra bir daha nöbet geçirir. Şimdi böyle bir durumda 10 yıl sonra nöbet geçirecek hastaya sen bugün ilaç başlarsan 10 yıl boyunca bu ilacı 10 sene geçireceği, sonra geçirilme ihtimali olduğu şey için vermek ne kadar mantıklı olur? Hani bu gerçekten bir terazi hesabı var ve burada hem maddi tarafını boş verin, hastayı bir yükle karşı karşıya bırakıyorsunuz. O sebeple hani dikkatli olmak gerekiyor. Bir defa epileptik olduğundan emin olmak gerekiyor. Tekrar şansının yüksek olduğunu bilmek gerekiyor. Doğru ve en güvenilir ilacı seçmek gerekiyor. Şimdi sizler bu olayla karşılaşıyorsunuz. Nöbet profil. Hasta hiç nöbet geçirmemiş ama nöbet geçirebilir. Kim geçirebilir? Adam kafa travması geçirmiş. Stroke geçirmiş. Siz ameliyat etmişsiniz. Bir AVM operasyonu yapmışsınız. Çıkarmışsınız. Ya da beyin tümörü var hastada. Opere etmişsiniz veya etmemişsiniz. Sadece izliyorsunuz. Hastada kaverner anjiyom, hemanjiyom var. Opere de etmemişsiniz. İzlemeye almışsınız. Gibi çeşitli durumlar karşınızda olabilir ve bu durumlar karşısında bu hastada nöbet profilaksisi yapayım mı diye düşünebilirsiniz. Yani kanıta dayalı tıp diye bakarsanız aslında sadece bugüne kadar meta analizlerden çıkmış tek pozitif sonuç bu konuda, profilaksi konusunda kafa travması sonrası erken dönemde antiepileptik tedavi kısa süreli kullanabilirsiniz pozitif yararlı belirgin. Peki kısa süreli erken dönem ne demek? Yani 6 ay 1 yıl kadar kullanın ve bırakın. Eğer epilepsi nöbeti ortaya çıkmazsa bırakın. Ama onun dışında beyin tümörleri, işte opera veya non-opera, kraniotomiler, kanamamış veya kanamış hemanjiyomlar nöbet yoksa, serebrovasküler hastalık nöbet gelişmemiş. Ondan sonra bunlar da profilaktik bir tedavi kullanmak tamamen anlamsız. Bu serebrovasküler hastalıklar hakkında da bir şey söyleyeyim. Bütün serebrovasküler hastalıkların yaklaşık %20 ila 30'unda uzak semptomatik nöbetler gelişebilir. Yaklaşık %10-20'sinde de akut semptomatik nöbetler oluşabilir. Yani bunlar hani bilirsek yararlı diye düşünüyorum. Şimdi antiepileptik tedavi başlayalım mı? Karşımıza bir provoke nöbet olsun. Hani bir genç delikanlı içmiş bir şeyler yapmış falan. Ya da alkol bırakmış. Ya da başka sistemik bir sorun var. Örneğin tramadol kullanmış. Antibiyotik impenem verilmiş. Teofilin kullanıyormuş, ondan olmuş. Bupropion diye bu aralar çok çok kullanılan bir antidepresan var. Acayip nöbet yapıyor, onu da söyleyeyim. Epileptik nöbet yapıyor. Böyle bir vakayla karşılaştığınızda bunlara provoke nöbetlerde
antiepileptik başlamayın tabii. Sadece bu provokatif faktörü ortadan kaldırmaya çalışın. Burada hipoglisemi dikkat çekici. Hipoglisemik ataklar biliyorsunuz epileptik nöbetlerle karşımıza gelebilir. Ve üstelik de bu epileptik nöbetler, hipoglisemideki epileptik nöbetler de ve hatta hiperglisemide fokal motor, fokal nöbetler olma eğilimindedir. Ve fokal nörolojik defisitler gösterebilir ve bizi yanıltabilir. Bir nöbetin fokal olması bizim antiepileptik tedavi vermemizi gerektirir bir durum esasında, ama bu hipoglisemi ise o kadar şart değil. Şimdi hiçbir neden yok, provoke olmayan bir nöbetle karşılaştık. İkinci nöbeti tabii hemen başlayayım. Yani bir tanesine geçmişi soruşturduğumuz bir tane daha varmış aslında. O zaman hemen antiepileptik başlamalı. Ama ilk nöbetse mutlaka EEG çekmelisiniz. Aynı gün veya ertesi gün. EEG'si normalse başlamayabilirsiniz, bekleyebilirsiniz. Bu arada böyle bir yapısal lezyon vesaire, uzak semptomatik nöbet gibi bir şey de olabilir diye aklınızdan geçtiyse, hasta yaşlı mesela, nöbetin özelliği parsiyel falan, MR da çekmiş olabilirsiniz. MR da normalse işte başlamayabilirsiniz. İlk nöbeti hastanın ama EEG anormal, mutlaka antiepileptik başlamalısınız. Hastanın ilk nöbeti ama fokal nöbet başlamalısınız. Çünkü beynin bir yerinden çıkmış o. Orada bir şey var. Bir şey olduğu için bu nöbet oluyor. Zaten EEG çekseniz de o anormalliği gösterebilirsiniz veya göstermeyebilirsiniz. MR'la falan fokalsa zaten mutlaka orada ne olduğunu bulmaya çalışmanız gerekir. Mutlaka antiepileptik tedavi başlanmalı. Şimdi hasta yaşlı olabilir. Hani dedik ki hastanın çoğu yaşlı yani ve çocuk. Hasta yaşlıysa, ilk nöbetse bu nöbetin uzak semptomatik nöbet olma olasılığı çok 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 yüksek. Serovasküler olayları tutun, yani bir sürü geçmişteki, yani bütün bir yükü üzerinde getirmiş zaten. Bu bir uzak semptomatik nöbetse mutlaka antiepileptik tedavi, ilk nöbet bile olsa, EEG normal bile olsa başlamalısınız. Çünkü bunun tekrar etme şansı oldukça yüksek. Çocuksa o zaman da EEG normalse o zaman ikinci nöbeti bekleyebilirsiniz çocuklarda. EEG anormalse tabii ki veya bir epileptik sendromsa antiepileptik tedaviye başlamalısınız. Şimdi bu konu sizi biraz daha provokan, frekolojik nöbetler, bir de sizi daha çok ilgilendiren konu, nöbet akut semptomatik dönemde oluşmuş olabilir ya da nörolojik hastalık geçmiştir, ondan sonra nöbet ortaya çıkmıştır. Akut semptomatik nöbet söz konusuysa, bir yoğun bakımda bir kraniotomi açmışsınız, tümör operasyonu etmişsiniz. Ondan sonra burada epileptik nöbetler olmuş. Birden çok da olabilir, bir tane de olabilir. Bu hastaların şunu unutmamalıyız. O yoğun bakımdan çıktıktan sonra, o 7 günü açtıktan sonra bir daha nöbetlerin rekürans gösterme şansı aslında uzak semptomatik nöbetlere göre neredeyse 5 kat daha düşük. Yani tekrarlamayabilir. Yani sırf yoğun bakımda nöbet geçirdi diye bu hastaya antiepileptik ilaç vermeyebilirsiniz. Vermeyip de ne yapacağız o zaman? Bu nöbetleri benzodiazepin gibi bir ilaçla kontrol edilir. Ve antiepileptik başlanmak zorunda kalındıysa, ya başlamış birisi diyelim, benzodiazepin vermişsiniz, durmamış. Hadi demiş birisi oradan, levetiracetam başlayalım, infüzyon yapalım. Başlamışsınız, nöbetler durmuş. Artık hastaya yapıştı bu antiepileptik. Bir anda kesemezsiniz artık. O zaman da bir yıl boyunca ilacı kullanıp bir yılın sonunda hiç nöbet yoksa kesersiniz. Akut semptomatik nöbette. Akut semptomatik nöbetin en sık etiyolojisi stroke en başta. Ve kafa travmaları ve santral sinir sistemi enfeksiyonları, hepsi yaklaşık %30'u civarında. Uzak semptomatik nöbetlerin ise en büyük sebebi stroke'lar. %68'ini oluşturuyor. Geçmişte yaşanmış bir kafa travması ve santral sinir sistemi enfeksiyonları daha az sıklıkta karşımıza geliyor. Şimdi akut semptomatik nöbete demek ki antiepileptik başlamayacağız. O dönemi geçirmeye çalışacağız. Eğer başladıysa bir yıl kullanıp keseceğiz. Uzak semptomatik bir nöbetse, tek nöbet bile olsa antiepileptik tedaviyi başlamalıyız.
Bir başka tabloyla karşı karşıya gelebiliriz. Uzak semptomatik olur, idiopatik olur falan. Hasta karşınıza uykuda nöbet geçirerek gelmiş olabilir. İyi, hayatındaki ilk nöbet uykuda. Bu hasta gençse idiopatik epilepsi olabilir. Bu epilepsi sendromlar olabilir. Bunlar da mutlaka tedaviye başlanmalıdır. Mutlaka. Çünkü tekrar şansı çok yüksek. Hastanın yaşı orta ileri ise zaten burada uzak semptomatik nöbet olasılığı çok güçlü. Tedavi başlar. Sonuç, bir kişi uykuda nöbet geçirdiyse, bu ilk nöbeti bile olsa, EEG normal bile olsa, nöbetten eminseniz, bu kesin nöbet diyorsanız, antiepileptik tedaviyi başlamalısınız. Şimdi ilk nöbetten sonra rekürans riskini arttıran bir takım faktörler var. Bu Amerikan Akademi Nörolojinin rehberinden alınmış şeyler. Daha önce mevcut bir beyin lezyonu varsa, ikinci bir şans çok yüksek. Epileptiform EEG bir anormalliği varsa ikinci nöbet şansı çok yüksek. MR'da nöbetle ilişkili bulgu. Örneğin hastanın sağ diyelim sol frontal bölgesinde bir şey var. Lezyon var. Hastanın da sağ elinde fokal motor nöbeti var. Yani ikisi korele yani oradaki lezyonla o lezyon bu nöbeti üretti diyebilirsiniz. O halde bu durumda o nöbetin tekrar şansı çok çok yüksek. Yine nokturnal bir nöbetin tekrarlama şansı çok yüksek. Şimdi ilaç seçeceğiz. Biz bunlar anladık. Başlayacağız bunlara. Kimlere başlayacak? Uzak semptomatik nöbetlere mutlaka vereceğiz. Gece gelen nöbetlere mutlaka vereceğiz. Ondan sonra eğer epileptik bir sendromla karşı karşıyaysa mutlaka vereceğiz. Tamam. Şimdi hasta, karşımızdaki bir insan gebe olabilir veya olasılığı var. Genç bir hanım. Ondan sonra seçebileceğiniz bugünkü malpraktis şeylerine göre seçebileceğiniz iki tane ilaç vardır. Bir tanesi lamotrijin, bir tanesi levetiracetam. Bu otrasyo denilen risklere göre yaklaşık 2.7'lik riske sahip ilaçlardır bunlar. Ve gebelikte hani B sınıfı sayılabilecek, ona yakın değerde ilaçlar. Onun dışındaki hemen hemen tüm ilaçlar C ve D grubuna düşer. Bunların arasındaki en kötüleri valproik asit ve karbamazepin. Bundan 5 sene öncesine kadar karbamazepin en güvenilir ilaçtı. Fakat ne oldu? Bir yayın çıkarttılar. Bu karbamazepinin otrasyosunu 2.8'den 4.8'e çıkarttılar ve o da D grubuna düştü ve verilmez ilaçlar arasında düştü. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı şeylerine göre şu anda sadece yasaklı ilaç gebelerde valproik asittir. Yani bir hanım karşınızda üretkenli üreme çağında başlamamalısınız valproik asit. Karbamazepin başlayabilirsiniz. Veya valproik asit başlayacaksanız mutlaka onan formu almanız lazım. Peki. Hasta gebelik olasılığı var. Valproik asit vermeyeceğiz. Onu anladık. Lamotrijin ve levetiracetam verebiliriz. Hasta yaşlıysa, ileri yaştaysa bir sürü sorun da beraber taşıyordur. Birçok ilaç kullanmaktadır. Başka hastalıklar vardır. O zaman seçebileceğimiz ilaçlar daha çok böyle interaksiyonu, diğer ilaçlarla interaksiyonu daha az olan veya bizim tahmin edebildiğimiz şeyler olan ilaçları seçmeliyiz. Karbamazepin, fenitoin, lamotrijin, levetiracetam, gabapentin, pregabalin, oxcarbazepin bunların başında gelir. Seçilecek ilaçlar arasında. Özellikle burada neye dikkat etmek gerekiyor? Antiepileptiklerin karaciğerle mi atıldığı yoksa karaciğer üzerinden mi atıldığı yoksa böbrekler üzerinden mi atıldığını bilmemiz gayet önem taşıyor. İkincisi proteinlere bağlanıp konjugasyon göstermediklerini bilmemiz gerekiyor. Karaciğerde bu enzim sisteminde hangi enzim sistemini kullanıyorlar ama aslında bu CYP bilmem kaç var ya hepsi hemen hemen onu kullanıyor. Ama basitçe karaciğerden mi atılıyor, böbrekten mi atılıyor, proteine bağlanıyor. Bunları bilsek neredeyse yeter. Şimdi gabapentin burada, gabapentin, pregabalin, levetiracetam diğerlerinden ayrılıyor. Bunlar doğrudan doğruya metabolize olmadan böbrek yoluyla atılan ilaçlar. Yani karaciğerde hiçbir işleri olmaz, proteinlere bağlanmazlar, başka ilaçlarla interaksiyonları yoktur. Bu üç ilacın, levetiracetam, gabapentin, pregabalin.
karbamazepin, fenitoin, lamotrijin, ondan sonra bunlar temelde karaciğer yoluyla, oxkarbazepin temelde karaciğer yoluyla atılırlar. Lamotrijin küçük bir farklılık gösterir. O da kısmen böbrekte, %40 kadarında böbrekle atılır ama %60 önce bir karaciğerden dolaştıktan sonra böbrekle gider. Şimdi burada yaşlarda neye dikkat ediyoruz? Bir ilaç etkileşimine dikkat etmeliyiz. Düşük dozdan başlayarak titrasyonla vermeye çok dikkat etmeliyiz ilaçları. Çünkü yaşlı ve yaşlı bir insanı adeta şöyle düşünmek gerekiyor. Karaciğeri yarı kapasite, böbreği yarı kapasite, hani bir çocukmuş gibi falan düşünmek gerekiyor. Dozları neredeyse yarıya indirseniz, düşünseniz doğru olabilir. Sonra böbrek ve karaciğer yetmezliği gibi sorunları var mı? Ve buna göre ilaç seçmelisiniz. Karaciğer yetmezliği söz konusuysa hastada levotiracetam, gabapentin, pregabalin veriyorsunuz. Böbreklerde problem varsa o zaman karbamazepin, fenitoin, lamotrijin, oxkarbazepinden birini seçiyorsunuz ama daima düşük dozda başlayıp hedeflediğiniz doza birkaç haftada ulaşacak şekilde buna veriyorsunuz. Bu arada bu böbrekle atılan ilaçlar gabapentin, pregabalin ve levotiracetam için böbrek klirans testlerinin, bu kreatin klirans testlerinin önemi çok büyük. Rahat rahat eğer 60 mililitre saatin üstündeyse rahat rahat verirsiniz de diyelim bunun altına düştüğü değerlerde, onlara 15'lere düştüğü değerlerde işte hani uygun şeylerden bakarak doz ayarlamasına, kreatin kimyasına göre gitmeniz gerekir. Örneğin pregabalin kullanıyorsunuz. Tamamen böbrek yoluyla atılıyor. Hastada renal yetmezlik var. Hiç idrar çıkışı yok. Kreatin kliransı sıfır. Böyle bir hastaya nasıl, mesela pregabalin nasıl vereceksiniz? İşte böyle bir hastaya bu da aynı zamanda diyaliz alıyorsa sadece diyalizden sonra bir tane 75 miligram vermeniz yeterli oluyor. Dolayısıyla hani bir tasarruf da sağlıyor ama dikkat etmeniz gereken unsurlar oluyor bunlar. Şimdi karaciğer yetmezliği varsa dedik ki lev, gabapentin, pregabalin, böbrek yetmezliği varsa karbamazepin, oxkarbazepin ve fenitoin seçebilirsiniz. Ben burada ilaçları biraz sınırlı tutuyorum çünkü Türkiye'de edinilebilir ilaçları yazıyorum. Kaybolanları, yok olanları yazmıyorum artık. Mesela primidon bulamıyoruz artık, yazmıyorum. Yaşlılarda sodyum valproat gereksiz. Bu da önemli. Yani Depakin gereksiz. Çünkü bunlar daha çok primer jenerize epilepsilerde etkili ilaçlar. Dolayısıyla yaşlılardaki nöbetler hep semptomatik nöbetler, uzak semptomatik olduğu için fokal başlayan nöbetler bunların hepsi. Dolayısıyla burada sodyum valproat hem gereksiz hem de başka bir takım riskler, karaciğer toksitesi, ondan sonra bileyim, kanamaya eğilim vesaire falan gibi başka sorunlara da yol açabileceği için hiç vermemek daha doğru oluyor. Şimdi nöbetlerin tipi ilaç seçimimizin belirleyen en önemli unsurlardan biri. Hastaya göre karar veriyoruz ama nöbetin tipi de çok önemli. Bir nöbetin fokal başlangıçta olduğunu biliyorsak ve nereden anlıyoruz bunu? Hastanın bir aura belirtisinin olması, bir bölümünde bilincinin açık olması, işte ne bileyim bir kolunda başlayıp diğer bölgelere yayılması falan gibi birçok şeyden bunun fokal başladığını anlayabiliriz. Fokal başlangıçta nöbetlerde ilk sıra ilaçlar karbamazepin, fenitoin, levotiracetam ve lamotrijin olarak sayılabilir. Şimdi bu ilaçlarda böyle guideline'lara bakarsanız şöyle oluyor. Levotiracetam, lamotrijin ve 1-2 karbamazepin, fenitoin, tukaka. Bu levotiracetam, lamotrijinin fiyatı, fenitoinin fiyatının 10 katıdır. Aylık maliyetleri. Neden böyle söylerler bunlar? Derler ki biz sadece epilepsiyi kontrol etmek değil, aynı zamanda kişinin yaşamına da, hani yaşam kalitesini de artırmak önemli, bozmamak önemli. Onun için de bu ilaçlar tercih edilmelidir. Bunlar ise çok bozar. Yan etkileri çoktur bu karbamazepin ve fenitoin derler. Ondan sonra ama bugüne kadar hiçbir çalışma, levotiracetam, lamotrijin ne kadar iyi olursa olsun hiçbirinin karbamazepin ve fenitoine üstünlüğü gösterilmiş değildir. Fenitoinin bir şişesinden 100 tane çıkar, 10 liraya alırsınız bir şişesini. 100 tane. İkinci sıra ilaç fokal başlangıç nöbetlerde. Dikkat ederseniz bunların çoğu sodyum kanalından, bu kalsiyum kanalı, sodyum kanalı. Sodyum kanalları üzerinden, kanal sistemleri üzerine çalışan ilaçlar.
İkinci sıra ilaçlar da pregabalin, gabapentin, lakazomid, topiramat, zonisamid, fenobarbital olabilir. Bu ikinci sıra ilaçlar genellikle ilk sıra ilaçlara ekleme tedavisinde tercih edilen ilaçlardır. Bu ilk sıra ilaçlardan birini seçtik. Başarılı olamadı. İkinci, birinci sıradan bir ilaç tercih edelim. Yani karnazepin verdik. Başarılı olmadı. Değiştirip işte levotrasetama geçiş yapabiliriz. Lamotrijine geçiş yapabiliriz. Birbirine ekleyebiliriz falan. Ama hani önem sırasına göre sıralarsak 1 ve 2. Jeneze başlangıç nöbetlerde de ilk sıra sodyum valproat, levotrasetam, karbamazepin ve fenitoindir. İkinci sıra etosüksümit, topiramat ve zonisamittir. Bir nöbet jeneralize ise aklınızda basitçe kalsın. Sodyum valproat. Geniş spektrumlu ne diyeyim antiepileptik. Hem ucuz. Tamam yan etkileri biliyoruz onun yan etkilerini. İyi takip ederseniz problem olmaz. Eğer sodyum valproat'tan çekiniyorsanız veya başka bir şey seçmek istiyorsanız levetiracetam ikinci tercihiniz olmalı diye düşünüyorum. Diğerleri de tercih edilebilir şeylerdir. Şimdi epileptik sendromlar deminden söylemiştik. Juin myoklonik epilepsi bunu anlatmıştık. Şimdi burada olay çok önemli. İlaç seçin. Tanıyı koydunuz. Hangi ilacı vereceksiniz bu hastaya? Eğer hastaya sodyum valproat verirseniz hastanın nöbetlerini ve EEG'sini %95 olasılıkla tertemiz edersiniz. Ve üstelik de bunu düşük bir dozla sağlarsınız. Yani gold standarttır. Adeta tanı doğrulayan bir ilaçtır. Öyle diyeyim yani. Bunu verdiniz. Bitti. Juin myoklonik epilepsidir. Ama veremiyorsunuz sodyum valproatı değişik sebeplerle. O zaman tercihleriniz levotrasetam ve lamotrijin olabilir. Dördüncü bir ilaç söylerseniz yok. Ama vermemeniz gereken bir şey söyleyeyim. Asla verilmez karbamazepin. Çünkü nöbetleri, miyoklonik nöbetleri artırır. Karbamazepin aynı zamanda absans nöbetlerini de artırır. Aklınızda bulundurmalıyız. Juvenil absans epilepsiyle karşı karşıyaysak bunlar biliyorsunuz 7 ile 20 yaş arasında olabilir. 10 saniye absansı, 3,5 falan filan. Burada ilaç seçimi iki tane ilacınız var. Sodyum valproat ve etosüksümit. Başka bir seçeneğiniz yok. Etosüksümit zaten Türkiye'de yok. Verebileceğiniz tek ilaç var. Sodyum valproat. Büyük oranda nöbetleri kontrol eder. Şimdi bunlar ilaçlar nasıl etkiliyor? İlaçlar ya nöronal membranlarda iyon kanalları üzerine etkilidir ya da sinapslarda bu nörotransmitterleri bloke ederek ya da miktarını artırarak etki gösterirler. Ya antiglutamatarjiklerdir ya GABAerjiklerdir eğer sinaptik aralıkta etkinlerse. Kanallar üzerinde etkinlerse de hızlı sodyum kanalları, kalsiyum kanalları üzerinden etkilidirler. Ya da inhibitör kanalları olarak klor kanalları üzerinden etkilidirler. Örneğin karbamazepin, ondan sonra fenitoin, iyi sodyum kanal blokerleridir. Güçlü sodyum kanal blokerleridir. Buna karşılık sodyum valproat bir GABAerjik ilaçtır. Sinaptik aralıkta GABA miktarını artırarak temelde etkinlik gösterir. Ama bu arada etkinliğine dair şeyler de vardır. T tipi kalsiyum kanallarını bloke ettiğine tıpkı etosüksümit gibi ondan sonra söylenir. Lamotrijin hem sodyum kanal blokeridir ama sekonder bir etkiyle presinaptik olarak bunu başardığı için glutamat salınımını da azaltır. Antiglutamatarjik ve sodyum kanal blokeridir. Oxcarbazepin de aynı sodyum kanal blokeridir ama aynı zamanda kalsiyum kanal blokeridir. Gabapentin, pregabalin alfa 2 delta presinaptik olarak alfa 2 delta kalsiyum kanallarının voltaja bağlı kalsiyum kanallarının alfa 2 delta su mitoplarına bağlanarak kalsiyum kanal blokajı sağlarlar. Sekonder olarak substans P ve glutamat salınımını azaltırlar. Bu nedenle hem ağrı kesici hem de antiepileptiktir. Levetiracetam da işte sinaptik vezikül proteininden bir protein üzerinden kalsiyum kanal blokajı sağlar. Vigabatrin GABAerjiktir. Lakazomid de farklı bir özelliğe sahip. Hızlı sodyum kanalları değil de gradyen sodyum kanalları, yavaş sodyum kanalları üzerinden etkin bir ilaç. Şimdi ilaçların hani yan etkileri söylemiştik. Yani bir kısmı karaciğerden atılıyor, bir kısmı böbrekten atılıyor. Ondan sonra işte bazı önemli sakıncaları var. Fenitoin için söyleyelim. Herhalde karşılaşabilir en önemli yan etkileri Steven Johnson sendromuna yol açabilmesi,
çok uzun kullanımda bir takım yan etkiler ortaya çıkarması, karbamazepin için ise hiponatremiye yol açabilmesi ve agranostoza yol açabilmesi, sodyum valproat, işte bu çok tehlikeli bir ilaç, kilo alımı, alopezi, tremor, osteopeni, bunlar sık karşılaşılan yan etkiler ama hepatotoksite fatal sonuçlara taşıyabilir. Trombositopeni, bu sizi ilgilendiriyor. Ve trombosit sayısını düşürdüğü gibi fonksiyonel bozukluk yaratarak kanamaya eğilim yaratabilir. Onun için böyle operasyon düşündüğünüz hastalarda sodyum valproat önceden kesmiş olmalısınız. Ne kadar önceden? İşte trombositler kendisini toplasın diye herhalde en azından 2 hafta, 1 hafta önceden kesmiş olmalısınız. Pankreatit yapabilir tehlikeli olarak. Onun sonra bu en alerjik ilaç lamotrijindir. Oxcarbazepinin bir özelliği var. Bu en fazla hiponatremi yapan ilaçtır. Yani hastanın sodyumu düşük, oxcarbazepin kullanıyor mu? Efendim karbazepin kullanıyor mu diye bakmak gerekir. Bu felbamat aplastik anemi yapmasıyla meşhur. Hatta bu nedenle kullanımı neredeyse Kanada'da sınırlı kaldı. Ve hepatotoksite yapıyor. Topiramat şahane bir ilaç toplamak sınırında. Bu hem renal yoldan hem de hepatik yoldan atılıyor. Yan etkilerine bakarsanız böbrek taşı, vücut sıvılarında azalma, glukom, parestezler, kognitif bozukluk, kilo kaybı. Bu konuda da FDA onayı var. Hastaların %80'inde vücut ağırlığının %10 veya 20'sinde kayba neden oluyor. Bunu da leptin direnci denilen bir şeyi ortadan kaldırarak yaptığı söyleniyor. Antiepileptik olduğu gibi antimigrenöz olarak da kullanılan bir ilaç biliyorsunuz. Şimdi son olarak status epilepticus konusuna acil servislerde karşımıza çıkan tabloyla konuşalım. Bir epileptik nöbetlerin arada hastanın bilinci hiç açılmadan ard arda gelmesi veya bir epileptik nöbetin, tek bir nöbetin en az 30 dakika devam etmesi durumu olarak status epilepticus tanımlanır. 3 tipte karşımıza çıkabilir. Generalize convulsive status epilepticus, non-convulsive status epilepticus, basit parsiyal status epilepticus ki buna epilepsia partialis continua veya Kojernikov sendromu denir. Şimdi bunlar arasında bu non-convulsive status epilepticus ki bu kompleks parsiyal nöbetlerin otomatizmalarla falan giden dalgın olan hastaların şeysi. Dolayısıyla bir konvizyon yok. Tehlikeli bir nöbet gibi değildir. Yani hastayı evine bile gönderseniz bir şey olmaz. Basit parsiyel status epilepticus da aynı şekilde yani yaşamsal bir risk taşımaz. Ama jenize konvizyon status epilepticus yaşamsal risk taşıyan nöroloji nöbet tıbbının en acil konularından biridir. Adeta zamanla yarışılan bir durum söz konusu. Birçok etiyolojisi olabilir. Yani epilepsiye ne neden oluyorsa statüse de o neden olabilir. Ama aklımızda şu olmalı. Bir insan bir epileptik nöbet geçirecek. Hayatında bir tane geçirecek. Şansımız ne? %10. Bu %10'luk şansımızı doğrudan doğruya status epilepticus olarak kullanma şansımız var. %30. Yani dolayısıyla yani o kadar bahtsızsak ilk nöbetimiz status olabilir. Onun için yani nadir bir durum değil. Şimdi bu status tedavisi diye söylediğimiz şey de tabii ki şeması dediğimiz şey de aşağı yukarı hani her yerde, her kadranda aşağı yukarı aynı şeyler söylenir. Bahsedilen şey jenese tonik kronik nöbetlerin tedavisidir. Ne yapmak gerekiyor? İlk 5 dakika. Solunum yolunu aç, damar yolunu aç, airway'i yerleştir, boğazı temizle, bir tüp kan al veya birden çok kan incelemeleri için kan al, etiyolojik araştırma için ve açtığın damar yolundan da hemen %50'lik dexozu tak ve 50 mililitreyi hızla gönder. Birinci basamak ilk 5 dakikada bu gerçekleşmeli. İkinci 5 dakikada da bu sırada bu olaylar olurken bir diazepam ampul hazırlanmalı. Diazepam ampul biliyorsunuz 10 mg. 10 mg bir adult dozu, erişkin dozu. Ondan sonra bunu IV infüzyon şeklinde veriyoruz. Yaklaşık 10-15 saniyede infüzyonu kendimiz hemşireye falan yaptırmıyoruz. Damar yoluna giriyoruz. Yavaşça hastanın solunumunu izleyerek, gözümüzle izleyerek yavaşça 10-15 saniyede veriyoruz. Biz verdiğimiz andan itibaren 3 dakika içerisinde verdiğimiz diazepam beyin dokularına
nöral yapılara ulaşmış durumdadır. En hızlı, en etkin anti-epileptik diyelim veya bir status tedavisinin olmazsa olmazı değil ama en hızlısı bu diazepam. 10 miligramı veriyoruz. Hastayı gözlüyoruz. 3 dakika zaten beyne ulaşması. 5 dakika bekliyoruz. Nöbetler azaldı mı durdu mu bekliyoruz. Hala baktık nöbet yok. 10. dakikada ikinci bir diazepam ampulü yapmaya karar verebiliriz. Bu kez daha dikkatli, solunum depresyonu yönünden daha dikkatli bir şekilde veriyoruz ve biraz daha yavaş veriyoruz. Şansımızı bir kez daha deniyoruz. Bazıları diazepam yerine midazolam, dormicum da seçebiliyor. Fakat dormicum tamam çok etkin ama hatta etkinliği daha uzun diazepama göre. Ama tek dezavantajı geç etkilemez. Yani biraz daha geç. Yani o 3 dakikaysa 12-10 dakikayı buluyor. Ama 10 dakika status bilişiminde çok önemli bir şey. Şimdi bir yerde bir nöronal deşarj başladı. Metabolizma korkunç arttı. İçeriye kalsiyum giriyor. O şeyi düşünün yani o stresi düşünün oradaki stresi ve dakikalar boyunca sürüyor. Ve siz gecikiyorsunuz. Geciktikçe o nöbeti, o alevlenmeyi kontrol etme şansınız azalıyor. Dolayısıyla ne kadar erken, ne kadar hızlı müdahale ettiyseniz o kadar cevap iyi olacaktır. O yüzden diazepam ne kadar da eski bir ilaç da olsa halen elimizdeki en büyük güç denebilir ki büyük bölümünü şu basamakta durduruyorsunuz. Gerekirse ikincisini yapıyorsunuz. Şimdi böyle de durmadı diyelim. Geçti yarım saat. Artık yapacak bir şey yok. Bu diazepamla durmuyor. Bundan sonra parenteral antiepileptik vermeniz gerekiyor. 3 tane Türkiye'de elde edilebilir şu an itibariyle. Eskiden başkaları da vardı ama 3 tane parenteral şey var antiepileptik. Bir tanesi fenitoin, bir tanesi sodyum valproat, bir tanesi de levetiracetam. Fenitoin 250 mg'lık flakonlar halinde satılıyor. 18 ila 20 mg, 18 atalım kafadan, 20 mg kilogram başına yükleme dozuyla veriyorsunuz. Yaklaşık 2 saat kadar bir zamanda bunu aritmi ve hipotansiyona karşı dikkatli olmak kaydıyla ki eğer monitörize ederseniz çok iyi edersiniz veriyoruz. Ondan sonra diğer bir seçeneğimiz sodyum valproat olabilir. Sodyum valproat da 25 ila 40 miligram kilogram başına aradan seçtiğiniz bir değerden verebiliriz. Varsayalım ki 40 verelim. Kilogram başına bu dozu veriyorsunuz. Bunun da sodyum valproatın da Depakin adıyla 250 miligramlık flakonları var. Levetiracetam Keppra'nın var galiba. Epix'in de var sanırım. 500 miligramlık şeyleri var bunların ampulleri. Bunun da dozu 1500 ila 3000 miligram erişkin dozu, total doz olarak IV veriyorsunuz. Şimdi bunların hepsini mi veriyoruz? Hayır. Bunlardan bir tanesini seçiyoruz. Hangisini seçeceğiz bunlardan? Şimdi fenitoinden herkes korkar. Ondan sonra bir sodyum kanal blokeri şu yan etkilerinden dolayı korkar. Herkes bu sodyum valproata yükleniyor. Ama sodyum valproat bir parsiyel başlangıçta sekonder jenize bir nöbeti kontrol etmekte yetersiz kalabilir. Onun için mesela levetiracetam da seçebilirsiniz ama yani bunlardan birini seçiyorsunuz. Fenitoin, sodyum valproat, belki de elinizde ne varsa onu seçiyorsunuz. Levetiracetam tabii ki hani biraz daha hani etki açısından kuşkulu olabileceğimiz bir drug. Ama bir silah olarak o da var elimizde. Şöyle olabilir. Mesela sodyum valproat verdiniz durmada bir de levetiracetam verirsiniz. Olabilir. Birbirleriyle etkileşmezler. Ondan sonra burada genellikle bir tanesi verilir ama ikinci bir tanesiyle de kontrol etmeye çalışılabilir. Şimdi burada bunu verdiniz. 2 saat daha geçti ve nöbetler durmadı. Devam ediyor. Artık yapacak bir şey yok. Yol göründü. Anestezi yoğun bakım. Endotrakeal tüp takmalısınız. Çünkü hasta artık bir solunum depresanı genel anestezik madde alacaktır. Ve de genel anesteziye hazırlık yapılacaktır. Ondan sonra ve genel anestezi hastaya uygulanacaktır. pentobarbital en çok kullanılanlar. Pentobarbital 5 ila 15 mg kilograma. Midazolam 0-2 mg kilograma. Propofol en çok tercih edileni bu. 1-2 mg kilograma verilerek epileptik nöbetler kontrol edilmeye çalışılır. Bütün bunlara rağmen hastaların hala %10-15'i hala nöbetleri durmaz ve bu status epileptik usların bir kısmı %10 kadarı bütün şartlara rağmen kaybedilebilir.
Birçok yerde birçok böyle şeyler var ama aşağı yukarı listeler hep aynı. First line, lorazepam, diazepam değişiyor. Midazolam değişebiliyor. Fenitoin, valproat, levetiracetam ikinci sıra. Direnç gösteren refraktar statüs epileptikuslarda da işte propofol, fenobarbital, valproat, midazolam gibi şeyler, değişik seçenekler kullanılabiliyor. Evet, ben burada bitireyim. Şimdi bundan sonrasını Kamil Hocam böyle bazı sorular bana göndermişti. Bunları böyle soru cevap şeklinde bana yöneltilirse, öyle tartışırsak ben memnun olacağım. Çünkü hazırlamadım size. Tamam, elinize sağlık. Çok akıcı, güzel bir sunum oldu. Ben o soru cevap kısmına isterseniz geçeyim hemen, siz söylemişken. Daha sonra diğer sorulara, katkılara geçelim. Öğrenme hedefleri arasında her beyin tümörü olan hastaya antiepileptik tedavi başlayalım mı diye bir şeyimiz vardı. Kısa ve net birkaç kelime söylerseniz, birkaç cümle söylerseniz hocam. Başlanmamalı. Epileptik bir nöbet, gerçek bir epileptik nöbet varsa mutlaka başlanmalıdır bir epileptik nöbet. Veya EEG çektiniz, EEG'de tümörün olduğu bölgeden spike'lar gördünüz, epileptik, fokal epileptik şeyler gördünüz, başlayın. Ama ortada nöbet yok, başlamayın. Kanıt yok çünkü. Hocam bu konuyla ilgili olarak... Ama kesin... bana sorarsanız bilmiyorum, ben başlar mıydım? Ben başlardım ama hani kanıta dayalı konuşuyorum. Gene öğrenme hedefleri arasında vardı. Hasta operasyon esnasında gene anestezi altında nöbet geçirir mi şeklinde. Yani biz bu beyin tümörü olan hastaları ameliyat alıyor sonuçta. Postop dönemde uyanmasını bekledikten sonra bir süre zarfı var. Uyandıktan sonra nöbet geçirebiliyor. Yani profilaktik olmasa bile bu risk var mıdır? Ameliyatta nöbet geçirebilir mi? Postop dönem için uygulamamız gerekiyor mu? Ameliyat sırasında nöbet geçirebilir mi? Tabii motor nöbet geçiremez herhalde. Çünkü kullanılan kas gevşeticiler ve genel anestezilerin etkisiyle nöbet geçiremez. Ama EEG kayıtlaması alırsanız iktal aktiviteler kayıtlayabilirsiniz. Yani iktal dediğim epileptik nöbet aktivitesi. İnteriktal değil yani, nöbetlerin arası değil. Nöbetin kendisinin aktivitesini görebilirsiniz. Ama klinik olarak yansıyan bir şey elbette tabii yoktur. Ama ameliyat bitti, aslında genel sizin etkisinden çıkıyor ve o epileptik aktivitede sürüyorsa tabii ki postop dönemde bu nöbetler sürebilecektir. Ondan sonra hani bunu önlemek için ne yapmalıyız gibi bir soru mu var? Hem öyle hocam hem de şöyle, yani normalde bir beyin dokusu var, içerisinde tümör var. Tümör olmasına rağmen nöbet geçirmemiş ama biz cerrahi müdahaleyle sonuçta beyni manipüle ediyoruz. Yani kemiği kaldırıp beyin dokusunun içine giriyoruz. Yani bizim dokunmamız, cerrahi müdahalemiz, bunlar nöbet tetiklemez mi? Tetiklerse de postop dönemde hani bunu nasıl önüne geçebiliriz? Yani bizde şey var, profilaktik gibi algılıyor belki ama hani direkt beyin tümörü varsa, operede oluyorsa hasta nöbet ilacı başlamak gerekir gibi bir algı var. Bizim yaptığımız müdahale ne kadar nöbet tetikler? Bu doğru değil. Mesela deneysel modelleri düşünelim. Siz bir farenin beynine bir iğneyle dokunduğunuz zaman orayı epileptik odak haline getiremezsiniz. Kinklik deniyor buna. Hani orayı şey yapmak için özel maddeler kullanmanız lazım. Pantoprazol bilmem ne işte ne bileyim. O iğneyi batırıyorsanız, oraya injury yapıyorsanız işte özel bir şekilde onu yapabilecek şekilde bir şey. Yani sizin orayı kesmeniz, biçmeniz onun epileptik olduğu anlamına gelmez. Peki ben hani klinik pratikten şimdi ben senin yerine olsam ne yapardım? Şimdi ben genel olarak söylüyorum. Ben senin yerine olsam verirdim antiepileptiği. Ne kaybedeceğim? Hastalar da hocam postop dönemde... Yani 6 ay sonra keserdim. Postop dönemde biz takip aldığımızda poliklinik kontrollerinde zaten bir 3 aydan sonra 6. ayda ortalama bir EEG falan çekiyoruz. Bazılarında ben mesela epileptik odak olarak hani bir aktivite olduğunu görüyorum. Bazıları normal geliyor. Yani pre-op dönemde, post-op dönemde hiç nöbet geçirmemiş hasta. Ama 6. ayda bir EEG çekiyoruz. Epileptik nöbet odağı var. Yani bu, şimdi o taraftan bu tarafa gelirsek eğer profilaktik olarak uygulamak doğru gibi geliyor bana. O yüzden sordum. Demin söylemiştim, kanıt yok maalesef. Hani yapılmış meta analizler var ve sonuçlar hani bunu engelliyor, sayıyı azaltıyor gibi çıkmamış. Yani bu da böyle hani 200'ün üzeri rakamlarla yapılmış çalışmalar ve
Hani sonuçlar çok destekleyici değil ama burada sen bir tane hastayla karşı karşıyasın. O bir tane olumsuzluğu yaşamak istemezsin. Şahane bir ameliyat yapmışsın. Daha sonra hastanın statüse girmesini ister misin? Ya da daha sonraki yaşamında epilepsiyle boğuşmasını. Önceden şunu engelleyeyim. Ondan sonra bir sene nöbet olmazsa keseyim. Çok mantıksız bir yaklaşım değil. Daha sonra öyle yapalım. Tümörler için böyle. Peki antiepileptik tedavi başlamak için hani beyin kanaması tipi var mı? Subdural, epidural, intraparenkimal veya derin yerleşimli hematomlar oluyor. Bunlardan herhangi birine veya hepsine antiepileptik tedavi başlamak gerekir mi? Nöbet görmesek dahi. Gereksiz. Gereksiz. Yani, literatür gereksiz diyor. Yani bir, aslında... bir gün şöyle söyleyeyim. Bir gün siz başlamadınız ve bir malpraktisle karşı karşıya kaldınız. Neden başlamadın diye. Onları rahatlıkla gösterebilirsiniz. Yani etkinliği yok. Bu nedenle başlamadım diyebilirsiniz. Ama bu bir tercih. Yani hasta ve doktor ilişkisi bu. Sizin tercihiniz. Ama serebrovasküler ona bakarsam bu uzak semptomatik nöbetlerde en büyük risk inme. Yani kanama bile değil, inme. Yani iskemik inme. %68'ini oluşturuyor falan. Yani çok geniş bir grup. Ondan sonra onlara da başlamak lazım. Madem bu kadar risk yüksek, başlanmaz ama. Peki kafa travmaları konusunda ne düşünüyorsun? Hani sık sebeplerinden demiştin sunum esnasında. Öyleymiş ya, öyleymiş. Üstelik de o konuda kafa travması konusunda da hani profilaktik ilaç vermenin vermemeye üstün olduğu gösterilmiş. Metanaliz. Bizim pratik uygulamada da hani kanama yoksa kafa travması var ama hani takip aldığımız hastalarda pek antiepileptik vermiyorduk. Yani bu da benim için yeni bir bilgi oldu. Aslında bunlarda riskin daha yüksek olduğunu öğrenmiş oldum da. Bir de epilepsi eşiğini düşüren ilaçlar durumlar konusu var hocam. Alerte sesin çok cızıklı geliyor. Sana yazdım ama bakmadın herhalde. Bir mikrofonda sorun var mı? İnsanlar anlayamaz konuşmanı şu anda. Düzelteyim Kamil abi. Şu an nasıl? Gene cızıklı. Acaba bir sorun olur. Çıkartayım. Sesim geliyor mu? Şimdi güzel. Tamam, kulaklığı çıkarttım. Özür dilerim. Bir de epilepsi eşiğini düşüren ilaçlar durumu var. Bizim hastalarımızın hani 5. 6. dekattan sonra özellikle beyin tümörleri sık görülüyor. Bunlarda da çoğunlukla hani multipil bir sürü ilaçları oluyor. Tansiyon oluyor. Ritim bozukluğundan dolayı oluyor. Hani bu konuyu biraz daha açarsanız seviniriz hocam. Ya bu çok karmaşık bir konu. Yani kitap yazacak kadar geniş bir konu. Çünkü verdiğiniz ilaç bir doğrudan dolayı epilepsiyi kendisi tetikliyor. İkincisi indirekt yollar ilacın metabolizmasını değiştirerek etkiliyor olabilir. Ondan sonra işte etkileşmeler, karaciğer üzerinden falan etkileşmeler de yapıyor olabilir. Dolayısıyla hani bir karmaşık konu bu. Şöyle söyleyeyim, bir epileptik hastada bazı ilaçları verirken çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle antibiyotikler konusu. Antibiyotikler, antidepresanlar, antipsikotikler, antikolinerjikler, ondan sonra hani bunlar antidopaminerjik ilaçlar, nöroleptikler, bunlar yüksek risk grupları ilaçlar. Bir de teofilin, bu astım falan, oralarda kullanılan ilaçlar. Antihistaminikler yine yüksek risk grubu ilaçlar. Bunlar doğrudan doğruya nöbet eşiğini düşüren ilaçlar. Sayarsak bunlar işte antibiyotikler, imipenem söylemiştim. Doğrudan dolayı kendisi nöbet yapar. Antidepresanlar. Prototip örneğin bupropiondur. Hiç epileptik olmayan bir insanda epilepsi nöbeti ortaya çıkartabilir. Epileptik birisinde zaten yapar. Yani. Amfetamin gibi, Ritalin vesaire falan gibi kullanılan ilaçlar var. Böyle uyarıcı ilaçlar. Onlar yine hani nöbetleri tetikleyebilir. Teofilin doğrudan dolayı kendisi üretebilen. Hatta böyle kinnik gibi nöbeti olmayan bir adama epilepsi hastası haline bile getirebilir. Yani teofili. Ondan sonra onun dışında antidepresanları söylemiştik. Bupropion ama hemen hemen tüm antidepresanlar aynı durumda. Sadece sitoprolam hakkında, floksetin ve sitoprolam hakkında bunların görece safe olduklarını, güvenli olduklarına dair veri var. Antipsikotiklerin tamamı epileptojen diyelim. Ondan sonra bu risperdolinden tut, haloperidoline falan bunlar tamamını nöbet eşiğini düşürüyor.
Onun dışında benim aklıma gelenler bunlar. Yani bir de şeye dikkat etmek gerekiyor. Tabii bu kullandığı hastanın diğer kullandığı ilaçlar ve kullandığımız ilaçların arasında karaciğer üzerinden bir ilişki var mı yok mu? Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de bu şimdi kullanılmıyor artık. Simetidin diye bir tane şey vardı. Bu aşikti reseptör blokeri. O mesela feritoinin kan düzeyini dehşet düşürüyor falan. Ve bu şekilde epileptik bir zemin oluşturabilir. Ondan sonra aklıma gelenler bunlar. Yani antibiyotikler konusunda çok dikkatli olmalı. Anti astım ilaçlar konusunda gayet dikkatli. Antidepresanlardan sadece ikisine izin, o da düşük dozda. Sitoprolan, floksetin. Şeylerin tümüne yasak. Antipsikotiklerin. Ondan sonra bir de interaksiyonlara dikkat etmek gerekiyor. Bakmak gerekiyor. Ben özellikle şeyi kastederek sormuştum hocam. Mesela Cipro, Kinodan grubunun özellikle enzim indüksiyon üzerinden epilepsi için düşürdüğünü falan söylüyorlar. Bizim hastalarda da yoğun bakımda özellikle sık kullanılıyor pneumoni tedavisinde falan. Yani bunu tercih ederken biz tercihimizi farklı antibiyotiğe çevirmeli miyiz yoksa bekleyip görmeli miyiz? Vallahi şimdi bu da bir şey, yani bir sağlık sorunu. Diğerinde bir tarafı var. Yani bir terazi meselesi. Ondan sonra burada hani o grubun hani kinolon türevleri hepsi böyle bunlar. Tavinin'den tut, Sipro. Bunların hepsi nöbet oluşturabilir. Ne bileyim bir takım nörolojik şeyler, yan etkiler bile oluşturabilen ilaçlar bunlar. Antibiyotikler olarak. İmipenem falan mesela. Burada böyle nasılsa hastanede yatıyorsa bu hasta, hastanede yatan bir şey yoksa, hani nöbet olursa ona göre bir önlem alırız. Dozu artırırız. Benzodiazepin ilave ederiz. Bir şey yaparız diye düşünerek verilmesine izin veriyoruz biz. Yani. Evet. Bir de fokal nöbet konusu var. Hani her fokal nöbete müdahale gerekir mi? Ben sunum esnasında bir fokal nöbetlere sanki müdahale gerekir gibi bir izlenim oldu bende de. Öyle yani genel hale gelmesini beklemeden direkt yapmak mı gerekir? Şimdi fokal nöbet demek kortekste bir yerden başlayan nöbet demek. Yani korteks yüzeyinden başlıyor demek. Ya motor alan oluyor, ya duysal alan, ya görsel alan, bir yerden başlıyor. Bir odağı var. Bir defa orada ne var ona bakmak lazım en başında da. Hani tedavi etmek gerekir mi? Şimdi bizim gördüğümüz nöbet fokal olarak gördüysek klinik olarak o anda olan şeyi görüyoruz biz. Onun diyelim ki bir daha sefere işte ne bileyim hem intrakortikal hem de interhemisferik olarak geçip jeneze olup olmayacağının nasıl bir garantisi olabilir ki? Orası bir odak tıkır tıkır çalışıyor. Her an her şeyi yapabilir. Sekonder jeneze nöbetlere de sebebiyet verebilir. Ve dolayısıyla tekrarlama şansı çok yüksek. O yüzden parsiyel nöbet mutlaka tedavi edilmelidir. Mutlaka. Hocam bunlarda antiepileptik tedavi alırken böyle sık fokal nöbet geçirenler oluyor. Yani bunlarda sürekli dozu arttırma, ikinci antiepileptiği ekleme gibi bir şey var mı? Algoritma yoksa hani durana kadar tedavi verilmeli mi? Zaten antiepileptik tedavi alıyor hasta. Şimdi bir parsiyel statüsten bahsediyorsun herhalde değil mi? Evet. Tamam. Bu Kojartikov. Ben mesela 5 hastane, 4 yoğun bakım bilmem ne, işte 4,5 aydır nöbetleri devam eden gördüm yani. 1-2 kere. 2,5 ay görmüştüm bir tane. Non-convisive. 2,5 aydır hastaneye yatıyor, statüste yatıyor, statüste çıkıyor. Yani hiçbir düzen yok, saniye durmuyor. Öyle hastalar gördüm. Ve zaten böyle hastalarda baktığın zaman böyle 7 tane antiepileptiği bile yan yana dizilmiş olarak görebiliyorsun. Bunlar zaten çok dirençli hastalar. Fokal nöbetler zaten direnç gösterebilen nöbetler ve direnç mekanizmalarını geliştirebilen nöbetler. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra dolayısıyla ikinci ilaç, üçüncü ilaç elzem oluyor. Ama sadece şöyle bir şey söyleyeyim. Üçüncü bir ilacın bir nöbeti durdurma şansı %3. Birinci ilaç %70, ikinci ilaç %10'lara falan düşüyor, üçüncü %3. Yani siz %3 ihtimal için üçüncü ilacı ekliyorsunuz. Dördüncü ilaç artık bilmiyorum %1 mi? Şimdi bakmam lazım, onların rakamları var. Ama üçüncü ilacın bile şansı %3. Dolayısıyla o kadar çok ilaç verilmeli mi? Hayır. Peki ne yapmak lazım? Vallahi bilmiyorum, cerrahi mi yapmak lazım acaba? Yani çünkü yerini biliyorsun. Ha, bir kere şöyle söyleyeyim. Bu TMS diye bir yöntem var. Transcranial Magnetic Stimulation.
bunun repetitif olan formu var. Eğer bu repetitif olan, tekrarlayıcı olan formunu bir hertz veya daha yavaş bir frekansla verirseniz nöral dokularda elektrisite olarak bir inhibisyon yaratıyor. 5 hertz'in üzerinde yüksek frekanslarla ağırlıklı olarak verirseniz uyarıyı aynı noktaya, orada da eksitasyon yaratıyor. Dolayısıyla bu mantıktan giderek odağı da bildiğiniz noktada onun üzerine bu RTMS'yi düşük frekanslarla uygulayarak iki tane status hastasını, bu parsiyel status hastasında nöbetleri durdurmuştuk biz. Ondan sonra yayınlamakta geciktik. Sonra birkaç yayın çıktı ama bu bir şey, istisnai bir şey. Ondan sonra onlar 6-7 nöbet şey. Ama başka bir şeyler düşünmek lazım. Yani. O nöbet değişecek hali yok ya. Bir şekilde durdurmak lazım. Böyle öğrenme hedefleri arasında bazı şeyler var. Açıkladınız ama ek söylemek istediğiniz bir şey olur mu diye tekrar hatırlatacağım size. Antiepileptik ilaç seçiminde genel kurallar nedir diye bir soru vardı. Bunu çok detaylı aktardınız zaten. Benim özetle anladığım hani levetiracetam aşağı yukarı bütün şeylerde ilk başlanacak gibi zarar anlamında düşünürsek. Evet, yani ben yan etki anlamında. İncira olsam lev veririm. Bir şey olmaz. Ondan sonra mesela karbamazepin çok güzel ilaç ama yanlış hastaya verebilirsin. Riske değer mi değmez. Ayrıca titrasyon yapacaksın, sen cerrah adamsın, onu bir daha gelecek, dozu öyle oldu böyle oldu. Ver geç şeyi levetiracetamı çünkü ne diyeyim, sabah akşam 500 miligram vereceksin. De ki 3 gün yarım yarım 250 miligram iç, sonra 4. günden itibaren sabah bir akşam bir 500 miligram sabah 500 miligram. Ciddi bir yan etkisi yok. Problem çıkarmaz. Güvenilir de sayılır yani antiepileptik olarak. Bir diğer soru. Çocuklar, yaşlılar, gebelik gibi durumlarda dikkat edilmesi gereken hususlar. Burada iki ilaca işaret etmişsiniz zaten. Levetiracetam ve lamotrijin diye yanlış hatırlamıyorsam. Yaşlı gebeler için özellikle, kadınlar için. Yaşlılarda farklı. Sadece iki ilaç seçebilirsiniz. Diğerlerinin hepsi sorun D grubuna düşer. Malpraktis dava açarlarsa bir şey olursa bebekte sorumlu olursunuz. Yani iki ilaç seçebilirsiniz. Ve Sağlık Bakanlığı, yani Türkiye'de durum nasıl dersiniz? Sağlık Bakanlığı'nın valproik asit hakkında net bir şeyi var. Hani dedim, ultimatom gibi bir şeyi var. Kesinlikle ona mı almak zorundasınız? Bir kadından, yani kadın cinsiyette, üretken çağda 15 yaşında bir kız gördünüz, valproik veremezsiniz. Yani hamilelik olasılığı varsa veremezsiniz. Ancak izne tabi, öyle bir. Ben bir de şeyden, öğrenme defterinde de vardı gerçi ama hocam. Özellikle böyle ilaç başladıktan sonra hastalarda, diyelim ki karaciğer veya böbrek fonksiyonlarında bozulma oldu. İlacı nasıl stoplayacağız, diğer ilaca nasıl geçeceğiz? Şimdi ya da başka bir sebeple, yani etkin bulmadın, nasıl yapacağız? Şimdi çeşitli ilaçların kanında kararlı seviyeleri var. Örneğin diyelim ki karbamazepin ve fenitoin hakkında konuşuyorsak şu an, yani yeni ekleyeceğimiz ilaç karbamazepin veya fenitoin ise titrasyon süresi ne de dikkate alırsak, örneğin bir haftada titre ettik. İki haftada kararlı kan seviyesi denilen step by step seviyeye geliyor. Steady state seviye, yani kararlı seviyeye geliyor kanda. Bu iki hafta sürüyor. Bir haftada titrasyon yapıyoruz, üç hafta. Şimdi bir kere ilacı kesip hadi sen şuna başla diyemezsiniz. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Bir defa onun kararlı süreye ulaşacağı kadar zaman ilk ilacını aynı dozda bırakmak durumundasın. Onlar örneğin lev alıyor değil mi? Aynı dozda bırakıyorsun ilacını. Karbamazepin ekleyeceksin. Veya levi gönderip onun yerine karbamazepin koymak istiyorsun. Levi en azından 3 hafta aynı dozda tutuyorsun. Ondan sonra da yani genellikle ben 1,5-2 aylık bir periyotta dozları işte kademeli olarak sabah akşam dozlarında eksilte eksilte kesiyorum. Yani birisi kararlı seviyeye ulaşana kadar öteki de cepheyi terk etmiş oluyor. Bu şekilde bir yaklaşım gösteriyorum. Sadece hızlı değişim, yani her ilaçta bu böyle. Yani onun kararlılık süresini bileceksin ve o kadar süre ilk ilacı orada sabit tutman gerekiyor değiştirmeden. Sonra azaltabilirsin. Bunun tek istisnası birbirine analog gibi olan iki ilaç oxcarbazepin ve karbamazepindir. Yani birinden ötekine direkt geçin diyorlar. Çünkü hani
birbirine metaboliti ilaçlar. Ama ben o cesareti bile gösteremiyorum, öyle söyleyeyim. Yani yine de orada bile kararlı seviye, bilmem ona dikkat ediyorum. Yani withdrawal etkisi yaratmamak gerekiyor. Çünkü epilepside en korkulan şey withdrawal, çekinme. Yani bir dozunuzla azalması epileptik nöbeti tetikleyebilir. Hocam, konuşmacılarımız arasında İstanbul Acıbadem Maslak Hastanesi'nden Elif Aydınlar Hoca var. Yeni profesör oldu bildiğim kadarıyla da. Bize 27 Ağustos'ta bir nöromonitorizasyon konusunda eğitimde planlamıştık, yapmıştı. Eğer hala buradaysa, katkısı, sorusu olacaksa ondan almak isterim. Elif Hocam, duyuyor musunuz? Elif Hoca çıktı herhalde. Görmüyorum. Alaaddin. Ben şeyden devam edeyim. Öğrenme hedeflerinden. Benim de çok merak ettiğim bir konu. Antiepileptik tedavi hangi şartlarda sonlandırılır? Şimdi sunum esnasında bir yıl kadar kullanılması uygun, 6 ay bir yıl kadar, özellikle kafa travmasında demiştiniz. Hani bunu planlarken EEG takiplerine göre mi, yoksa ortalama bir süre mi? Yani atıyorum hastanın 3. ay EEG'si normal, keselim mi erkenden, yoksa 6 ay kesin kullansın, 6 ay sonra mı görelim EEG'sini? Vallahi şimdi bu konuda hani net bir şey yok ya. EEG göre davranın diye bir şey yok. Ama EEG'yi tabii ki çektirir belli aralıklarla. EEG bozuksa asla kesmeyin tabii. Ondan sonra. Ama kesebileceğiniz en kısa süre 6 ay. Böyle görüşler değişik. 6 ay ile 1 yıl arasında laflar ediliyor. Ama kestiğiniz noktada EEG'nin normal olması. Yine EEG kontrolüne göre. Efendim? Yine EEG kontrolü aslında bağlayıcı oluyor bize. Anladığım evet. Kadarıyla. Evet, çok. Bu şimdi sizin profilaksi. Bir de gerçek epilepsi hastaları var. %70'ine ne dedik? İlacı veriyoruz. Bir daha nöbet olmuyor. Peki o zaman ne kadar kullanacak bu? Şimdi ortalama şey kabul edilen süre 3 yıl. Yani 3 yıl nöbetsizse bu 3 yılın sonunda EEG normal ve hastanın nöbet tipiyle beyin MR'ında lezyonsal bir ilişki, daha önceki nöbetlikleriyle beyin şeyinde lezyon arasında bir ilişki yoksa antiepileptik tedaviyi 3 ila 6 ay gibi titrasyonla azaltarak kesme önerilir, yapılır. Ondan sonra nöbet ilaçlar kesildikten sonra hastaların %60'ında bir daha nöbet olmaz. %40'ında nöbetler rekürans gösterir ilk bir yıl içerisinde. Onlarda da bırakılan antiepileptik, bırakılan dozuyla yeniden başlanılır ve bir daha denenmez artık ilaç bırakma. Artık yaşam boyu onun malıdır o. Bu şekilde hani normal kişilerde de böyle bırakılabiliyor. Çocukluk çağı epilepsileri var. O çocukluk çağı epilepsilerinden bir kısmı da belirli bir yaşa geldiğinde geçiyor. Veya çocukluk çağındaki nöbetlerin hani biraz büyüdükçe çocuk tekrar etme şansı azalabiliyor. Dolayısıyla çocuklarda da antiepileptik tedavide başlandıktan sonra 1 ila 2 yıl tam nöbetsizlik sağlandıktan sonra, küçük çocuklardan bahsediyoruz yani 7 yaş altı, ondan sonra tam nöbetsizlik sağlandıktan sonra 1 ila 2 yıl kadar süre EEG'de normale döndüyse, MR'da yapısal bir anormallik yoksa antiepileptik tedavisi titrasyonla kesilebiliyor. Genel kesme kuralları bunlar. Bizim en çok kullandığımız hocam levetiracetam genelde. Hani hastalarda bizim başladığımız genellikle. Biz bunları keserken hani bir algoritma oluşturma adına soracağım. Azaltarak mı kesmeliyiz? Belli bir şey izlemeli miyiz? Nasıl mutlaka yapmalıyız? Mutlaka azaltarak kesin. Çünkü withdrawal etki epilepsi hastaları hiç muaf değil. Herhangi bir insan bile muaf değil. Teorik olarak şöyle söyleyebilirsiniz. Bir kişiye antiepileptik verip hızla keserseniz normal nöbet geçirtebilirsiniz. Normal bir insan. Withdrawal efekt bu. Dolayısıyla yani mutlaka titrasyon. Eğer benzer bir şey levetiracetamı kesecekseniz haftada 250 mg azalta bir ayda kesebilirsin. Bir ayda. Teşekkür ederiz hocam. Diğer sorulara geçersek, karaciğer böbrek yetmezliği ile alakalı ilaç tercihlerinden bahsettiniz. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır başka? Özellikle yok. Böbrekte problem varsa karbonhidratını seçin. Ondan sonra işte karaciğerde sorun varsa pregabalin, gabapentin, levetiracetam seçebilirsiniz.
Hocam bizim beyin cerrahisi pratiğinde asistan olarak başladığımdan ilk öğrendiğim şeylerden birisi cerebellumun epileptik nöbet potansiyelinin olmadığı. Yani posterior fossa kitlelerinde veya kanamalarında nöbet görülmez, antiepileptik tedavi başlanmaz gibi bir algı var. Gerçekten böyle mi? Yani cerebellumun epileptik nöbet aktivitesinin olduğunu duydum sonradan. Vallahi ne dersiniz? Cerebellumda epileptik aktivite doğrudan yok ama cerebellumun nöbetler üzerine etkisi var mı dersen var tabii. Tedavide falan da kullanılıyor. Yani cerebellumu stimüle ederek, yüksek frekansa stimüle ederek onun da talama kortikal projeksiyonlar üzerine inhibisyon yaratması ve o projeksiyonların sonucunda epileptik aktivitenin bastırılması gibi bir yöntem var. Rolü doğrudan doğruya kendisi epileptik bir nöbet oluşturamaz şey. Cerebellum ama nöbetleri kontrol ediyor bir. Yani cerebeller bir disfonksiyon bir nöbetin oluşumunu kolaylaştıran bir faktör olabilir. Çünkü cerebeller fonksiyonunu artırdığınız zaman antiepileptik bir özellik elde edebiliyorsunuz. Hani indirekt bir rolü olduğunu söyleyebiliriz ama doğrudan doğruya cerebellum kaynaklı bir nöbet ben bilmiyorum. Ama yani bu cerebellumun modülasyonuyla ondan sonra nöbet kontrolü var. Hem çalışması var, hayvan çalışması. Hem de insanlarda da başarılı sonuçlar var. Bu RTMS denilen manyetik stimülasyonla falan yapıyor. Bir sonraki soru. Çoklu antiepileptik tedavide birinci, ikinci, üçüncü seçenek ilaçlarımız hangileri olmalıdır? Yani şöyle söyleyeyim, bir beyin cerrahıyım ben. İlk sizin anlattıklarınıza göre ilk seçmem gereken levetiracetam. Daha masum geliyor bana. Daha böyle uygulanabilir geliyor. Sizin görüşünüz yani tek cümleyle ne olur? Birinci bir lezyon oluşturdunuz veya bir lezyon vardı. Nöbetler oradan kaynaklanıyor. Yani sizin nöbetleriniz parsiyel nöbet demektir. Parsiyel nöbetlerin ilk sıra ilaçlarını tercih etmelisiniz. Levetiracetamı verdiniz, nöbetleri kontrol edemediniz. Levetiracetam da bu benim kişisel deneyimim. Hani bir yerde yazan eden bir şey değil. Günlük 1000 miligram dozla bana göre 3000 miligram doz arasında bir şey yok ya, fark yok. Yani ben hiç şeyi görmedim. 1000 miligram alırken nöbetler vardı, 3000'e çıktım nöbetler durdu. Böyle bir şey olmuyor bence. Genellikle işte sabah akşam toplam 1500'e ulaştığınızda ve nöbetleri de şöyle diyelim. 2000 miligrama toplam ulaştığınız ve nöbetleri kontrol edemediniz. O zaman başka bir antiepileptiğe gereksinimiz var. Şimdi levetiracetam ne demiştik? Presinaptik bir proteine bağlanıyor, vesikül proteine bağlanıyor ve kalsiyum kanalları üzerinde etki gösteriyor. Ama biz de hepimiz de biliyoruz ki bu bir nöron epileptik şey oluşturduğu zaman EPSP denen o şey ne diyeyim elektriksel kaskadı oluşturmaya başladığı zaman normal elektriksel kaskadı sodyum kanalları kullanıyor temelde. Hızlı sodyum kanalları. Yani siz orada sadece sodyum kanalını, kalsiyum kanalını bloke ederek nöbeti durduramazsınız. Senin nöbetin zaten fokal nöbet. Bir sodyum kanal blokerine ihtiyacım var. Yanına güzel bir karbamazepin yakışır diyorum. İkinci sırada. Üç diyelim. Yine kontrol edemedin. Yani şimdi kalsiyumu verdin. Kalsiyumunu bloke ettin. Sodyumunu da ettin. Şimdi bunlar eksitasyonu azaltan ilaçlar. Şimdi bunlar da kontrol edemez. O zaman bir inhibisyonu potansiyelize edelim diyebilirsin. İnhibisyonu potansiyelize etmenin yolu da klor kanallarını kullanmak veya GABA yolunu kullanmak. Şimdi GABA ilacı deyince siz sevmiyorsunuz. Sodyum valproat yani bu GABAerjik bir ilaçtır temelde. Verilebilir mi? Olabilir. Yani geçimi iyi midir? Değildir. Ama oraya başka bir GABAerjik bir ilaç da koyabilirsiniz. Yani benzodiazepin türevi bir şey olabilir. Klobazam olabilir bir şey. Yani söylemek istediğim bir ekstasyonu baskılayan ilaçlar ve inhibisyonu potansiyelize eden ilaçlar. Yani kombine ederken bir etkilerine göre kombine etmek ve bir de geçimsizlikleri var mı ona göre de bakmak gerekir. Benim yaklaşımım böyle olurdu. Bir de bir ilaç var. Bu topiramat diye bir ilaç var. Bu acayip ilginç bir ilaç. Yani ne kadar epilepsi mekanizması varsa hepsine etkili ilaç. Yani bir ilaç düşünün. Hem sodyum kanal blokeri, topiramattan bahsediyorum. Hem kalsiyum kanal blokeri, hem GABAerjik, hem antiglutamaterjik, hem de karbonik anhidraz inhibitörü potasyum kanalları üzerinden de etki gösteriyor. Yani böyle bir ilaç yok yani aslında topiramat gibi. Ama gel gelelim bunun hakikaten de etkili de gerçekten. Ondan sonra ama gel gelelim yan etkileri. Yani neredeyse hastaların %20'si yani neredeyse demeyeyim de literatür bilgisi. Aslında %20'si yan etkilerle ilgili tedaviyi yarım bırakıyor.
yani topuna battı. Ama düşünebileceğiniz bir add-on ilaçtır yani. Böyle çok bela bir durum var karşınızda. Kontrol etmekte zorlanıyorsunuz. Böyle çok geniş spektrumlu bir ilaç yani topiramat iyi bir seçenek olabilir add-on için. Ama mesela ben önce karbamazepin eklerdim. Sonra da topiramat eklerdim. Veya klobazam gibi, klonazepam gibi, luminal gibi fenobarbital. Böyle klor kanallarına etkileyecek bir ilaç düşünün. Üçüncü olarak. Biraz teşekkürler ve katılımcıların soruları var. İsterseniz onlardan devam edelim. İzmir'den Vehbi Gülmen Hoca. Burhanettin Hocama çok teşekkür ederim. Karmaşıklaştırmadan epilepsi ve tedavisini çok güzel anlattı diye bir yorumu var. Bizim kliniğimizden Doktor Selin Hanım. Çok teşekkürler sunum için. Bir soru yöneltmiş arkasına. Piro bir hafta önce sodyum valproat kestiğimiz bir hastaya yerine başka bir antiepileptik ilaç başlamak istediğimizde seçeneğimiz hangileri olur? Bir de Jüvenil miyoklonik nöbette ömür boyu antiepileptik ilaç tedavisi şart olarak anladım. Doğru mudur diye bir soru yöneltmiş size. Tersten başlayayım. Doğrudur. Bir gün bile bırakmasın. Öyle söyleyeyim. Eğer sodyum valproat kullanıyorsa kandan atılması 2 gün falan sürer. Bir gün pas geçerse ertesi gün nöbet geçirmeyebilir ama levetiracetam kullanıyorsa levetiracetam 12-13 saat ertesi gün nöbet geçirir. Yani o kadar garantidir. İkinci soru levetiracetam bu sodyum valproat kesmek zorunda kalıyor. Cerrahsınız kesiyorsunuz. Ve vallahi ben yerine olsam lev başlarım. Devam edeyim. Yine kliniğimizden Doktor Efecan Erişken. 3-4 günde bir onu da söyleyeyim. 3-4 günde kararlı seviyeyi yakaladığınız için. Çok çabuk. Hızlı. Tamam. Bizden Doktor Efecan Erişken, güzel sunum için teşekkürler demiş. İntrakraniyal vakalarda pirop profilaktik antiepileptik kullanım açısından görüşleriniz nelerdir demiş. Gereksiz demiştiniz zaten siz. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır hocam Efe arkadaşımıza? Vallahi şimdi orada işler karışık galiba bu cerrahi işlerinde. Şimdi cerrahide siz bir şeyler yapıyorsunuz. Bir de anestezist geliyor, ona işte premedikasyon, anestezik madde falan diye şeyler veriyor. Ondan sonra şeyde kullanılan premedikasyonda kullanılan bazı ilaçlar kendisi epileptik karakterde olabilir. Örneğin bulantı için kullandığı metoklorapamid, simetidin falan ondan sonra bu tür şeyler olabilir. Onlar o konuda dikkat etmek gerekir. Ama barbituratlar, antihistaminikler ve sakıncalı ama hani bir günlük bir tek dozdan bir şey olmaz verilebilir. Opiyatların falan problemi yok. Bir de epilepside kullanılacak yani epileptik bir hastada kullanılacak anestezik maddeler ki bana çoğu gaz anestezikler kullanıyorlar galiba. Her şeyi seçemiyorsunuz. Çünkü bazı gaz anesteziklerin kendisi doğrudan doğruya epileptojen potansiyel taşıyor. Dolayısıyla onlardan uzak durmak gerekiyor. İşte kullanabileceğiniz neredeyse en güvenilir izofloran bir de halotan kullanabilirsiniz. Diğerlerinin hepsinden kaçınmak gerekiyor. Nitrozoksit ameliyathanelerde hangi şeyde kullanılıyor ama işte bilmiyorum. Siz daha iyi bilirsiniz, kullanıyor musunuz? Ama o da güvenli. Epilepsi açısından güvenli. Yani şeyde burada verilecek olan hani anestezinin ne olduğu, maddenin ne olduğu da sizin yaptığınız işlemle beraber önem taşıyor. Durup dururken bir hastaya antiepileptik tedavi tabii ki başlamamak gerekir. Ne söyleyeceğim? Yani anestezik maddelere de bir dikkat etmek. Sen ne veriyorsun diye anestezi dikkat etmekte fayda var. Çünkü gerçekten bazı şeyler mesela enfloran gibi onu verdiğin zaman EEG çekerseniz o sırada hastaya bayağı bir epileptik deşarjları üretiyor normal bir hastalığı. Kendisi epileptojen şeyi gösterebiliyor. Ama tabii ki o sırada bir şekilde kas gevşeticilerle falan, kas blokerlerle falan şeyi sağladığınız için, genel atomiyi sağladığınız için oradan nöbetleri görmüyorsunuz. Bu maddeler de aynı zamanda kinetik modeli yaratmadığı için de, yani epileptojen bir odak yaratamadığı için de onların etkileri kalıcı olmuyor. Ama anestezist yok. Anestezi yok sanırım da olsaydı güzel bir şey olacaktı, yorum olacaktı. Onlar belki de. Gayet iyi biliyordur bunları ya. Hiç başınıza geldi mi öyle mesela hasta ameliyatta nöbet geçiriyor? Olmuyordur herhalde.
Ameliyatta olmuyor. Tam küralize oluyor hasta zaten. O yüzden EEG'de çekilmediysen bilinemiyor tabii. Tabii. EEG'de yok. Motor anlamda da zaten bir aktivite görmüyorsun. Buyurun abi. Alaaddin, sen Burhanettin Hoca'nın sunumuna çok kaptırdın. Kendini benim yazdıklarımı görmüyorsun. Bir Burhanettin Hocam, ekran paylaşımını kapatır mısın ilk önce? Bir daha büyük gözükelim. Sen de daha büyük gözük istersen. Stop share. Evet. Alaaddin, takip et benim şeyleri de. Öyle bir soru gelecek zaten şimdi sorularda şeyden. Bu ameliyattaki nöbetle ilgili. Sen devam et. Evet. Abi listeden hani soru tabii, şeyine göre devam ediyorum ama alt tarafı tabii göremiyorum son yazılanları. Evet, devam et. Sırayla devam et. Evet. Okey. Yine bizim kliniğimizden Doktor Selin Hanım, Selin Bozdağ. Günlük pratikle alakalı bir yorumu var. Fokal başlangıçlı veya generalize nöbetlerde birinci sıra ve ikinci sıra ilaçlarla ilgili bir slaytınız vardı. Ona atıfta bulunarak biz günlük pratiğimizde levetiracetam alan hastalara nöbet gördüğümüzde ikinci olarak genellikle fenitoin başlıyoruz. İkisi de slaytta birinci sıra ilaç olarak gözüküyor. Yanlışlık var mıdır, yanlış yapıyor muyuz diye bir sorusu var size. Fenitoin başlamak bir vatanseverliktir önce. Ve daha gerçekten hiçbir çalışma yok o ilaçların antiepileptik olarak daha üstün olduklarına dair. Sadece yan etkilerin daha az olduğuna dair veriler var. Ama o yan etkiler de gayet yakından tanıdığımız yan etkiler olduğu için kolaylıkla baş edebildiğimiz şeyler yani. Ben mesela öyle ne bileyim... Böyle zor hastalarda mutlaka bu silaha başvuruyorum ben. Fenitoin ve karbamazepin. Karbamazepin çok seviyorum zaten. Herkese biliyorum. Ama fenitoin bile. Eski ilaçlar. Primidon bulursak mesela şahane ilaçlar. Sorularla devam edeceğim. Haydar Bey, ünvan ve şey belirtmediği için söyleyemeyeceğim ama ameliyat esnasında kas gevşetici kullanılmadığı durumlar oluyor. Nöromonitorizasyon uygulandığı zamanlarda özellikle. O esnada genel anestezi altında generalize bir nöbet olması normal mi? O imkansız değil, olabilir. Anesteziye bağlı. Ama işte enfloran kullanırsa olabilir, sevofloran kullanırsa olabilirmiş. Teorik ama. Herhalde bunlar kullanılmıyordur. Yani anestezistler böyle şeyleri bilmiyor. Diğer bir soru Kemal Kantarcı Bey. Kraniyotomi yapılmış hastada o bölgede EEG aktiviteleri zaten anormal yanıt verecektir. Postop geç dönemde EEG çekilmesi antiepileptik ilaç kullanıp kullanmayacağımıza karar vermede ne kadar doğru olur? Şimdi siz bir beyin dokusunu çıkardınız ve orada yani bir çeşit lezyon veya bir boşluk yarattınız değil mi? Gliosis alanı oluşturdunuz falan. Her gliosis alanı epileptojen potansiyelde değildir. Genellikle epileptojen potansiyel şeylerin komşuluğunda gerçekleşir. Lezyonun komşuluğundaki canlı sağlam hücrelerden gelişir. Yani onun o aktiviteyi üretilmesi için kendisi sağlıklı olması gerekir. Dolayısıyla yani EEG çektik zaten anormallik olacaktır. Hayır olmaz. Sadece sizin o çektiğiniz bölgede yavaşlamış bir aktivite görürsünüz. Eğer spike mi pike gibi hani özel o epilepsiye özel şeyleri gördüyseniz epileptik bir potansiyel taşıyor demektir. Yani çıkaracak demektir. Bir şey yapacaktır. Yani antiepileptik yani bir tane de nöbet geçirdiyse verirsiniz ama ameliyat şey yapmışsınız. EEG de bozuk. Lezyon var. EEG bozuk. Henüz nöbet yok. O geçirecektir. Ben olsam başlarım çıktı. EEG düzensizliği var fakat hani spike yoksa başlanmamalı mı? Onu mu anladım ben? Hayır. Anlamına gelmez. Tabii. Epilepsinin kendine özel dalgaları var. Spike'lar keskin dalgalar. Bunlar olacak. Yavaş dalga eşittir epilepsi anlamına gelmez. Yani anormalse başlamak uygun. Siz evet. Kraniotomi yapıyorsunuz mesela. EEG çekildiği zaman yumurtan şeyler de görürsünüz. Mesela Ajen'in bir EEG'ci buna bakarken oradaki bridge ritim deniyor ona. Arada kemik doku olmadığı için o kortikal aktivite tamamen şeye yansıyor. Ve bir asimetri oluşturuyor. Ve bu asimetri oluştururken de böyle spike benzeri aktiviteler de çıkıyor. Halbuki onlar spike değil. Normal beyin aktivitesi, bir iç ritimlerinden aktivite. Bazen yanlışlıkla bunların hani epileptik gibi yorumlandığını da ben görmüşümdür ama epileptik değildir, bir iç ritimdir. Onlara biraz böyle dikkatli bir gözle bakmak gerekir o EEG'lere. Bülent Düzbey,
Ünvan ve yer belli olmadığı için yine söyleyemeyeceğim. Emziren hastaya lateral ventriküle transkortikal girilecekse birkaç gün içinde kesmek üzere profilaktik fenitoin verilebilir mi demiş. İzole bir soru sormuş. Emziren hastaya yani çocukta emcek yani değil mi? Fenitoin. Evet, evet anladım. Fenitoin ve şey karbamazepin daha büyük moleküllü şeyler ve süte geçmeleri o kadar yüksek değil yani. Bu yeniler gibi o kadar yüksek geçmiyorlar. Bir de ne olacak yani? 2 gün geçiverse ne olacak? Bence problem yok. Berkay Ayhan Bey'in bir sorusu var. İntrakraniyal kitle veya kanama sebebiyle antileptik tedavi başlanan bir hastamız var. Örneğin levetiracetam kullanıyor 2x500 mg. Ve nöbeti olmamış. EEG görüyoruz ve epileptik odak yok. Direkt keselim mi antiepileptiğini yoksa kabaca bahsettiğiniz temel prensipler çerçevesinde mi kesme protokolü uygulayalım? Nasıl olmalı diye bir soru sormuş. Tabii yavaşça kesmeye karar vermişsiniz ama keserken bir sürü faktör var. Önce hastayla pazarlık şey yapmanız gerekiyor, anlaşmanız gerekiyor. İlacı kesmek konusunda. Bazı hasta var ki ben bu riski görmek istemiyorum diyor. 20 yıldır nöbeti yok. Düşük dozda ilaç kullanmaya devam ediyor. Ben diyor bir daha yaşamak istemiyorum onu diyor. Ya da benim meslek yaşantımda diyor. Beni bayılırken bir insanı görmesini istemiyorum diyor. Bunlar devam ediyor. Yani hastayla bir uzlaşı yapmanız gerekiyor. Uzlaşıyorsunuz. Siz de ikna durumdasınız. İşte EEG normal, MR normal, her şey normal. 3 yıl geçmiş. Yavaş yavaş kesiyorsunuz. İşte yani parsiyel nöbetse diyelim ki hani biraz daha yavaş. Jeneze nöbetse zaten jeneze nöbetlerin zaten tekrarlama şansı çok yüksek. Yaşa bağlı bir jeneze nöbet değilse hani bu juvenil absans epilepsi gibi çocukluk çağının işte rolandik epilepsileri falan gibi öyle kolay kolay jeneze epilepsi de ilaç kesilmez. Yani kesebileceğiniz tek grup var. Bu parsiyel başlangıçlı nöbetler. Onlarda da işte biraz tedirici davranmak ve 4 ile 6 yayıp yavaş yavaş kesmek. Çakır Bey'in bir şeyi olmuş da yani nöbet yok ilaç yok yaklaşımı özetle çıkıyor. Doğru mudur gibisinden bir şey söylemiş. Yani nörologlar olarak nöbet görmediğiniz sürece başlamak çok uygun değil anladığım kadarıyla. Öyle onu... bakılıyor. Hatta eskiden şöyleydi. Bu daha rigid bir kurala. 2 nöbet yok ilaç yoktu. Şimdi Allah'tan indirdiler 2014'te. 1 nöbet var ama ikinci nöbet riski yüksek ve vermiyor. Ondan sonra ama istisnası var demin söylemiştim. Epileptik sendrom. Gördünüz nöbet yok daha. EEG gördünüz. Bu başka bir şey olamaz ki. Normal olamaz ki. Hemen başlayalım. Nöbet geçeceği kesin. Mesela jüvenil yüklenik hepsi kural değil ama genel olarak nöbet yok ilaç yok. Ama öyle diyebiliriz. Evet. Ayhan Kanat Bey'in bir şeyi var. Sorusu var. Nöroçürücü pratiğinde nöbet daha çok oligodendroglom gibi yavaş büyüyen tümörlerde hızlı büyüyenlere göre daha sık görülüyor. Bunun bir sebebi var mıdır? Diye bir sorusu var. Yani şimdi hızlı büyüyen tümör sıcaklığı daha iyi biliyorsunuz ama yani etrafını yıkarak dökerek giden bir şey. Ondan sonra epileptik bir odak için sağlam nöron lazım. Ondan sonra ancak yavaş büyüyecek ki ötekinin metabolizmasını yani komşusunun sağlam nöronunun hafif metabolizmasını bozacak veya ona abuk subuk sinyaller gönderecek, onun dengesini bozacak falan. Ancak bu yavaş büyüyen bir tümörde hani mantık yani ben fikir veriyorum şu anda. Mümkün olabilir. Hızlı bir tümörde tabii ki zordur. Yani sağlam bir nöron grubu gerekir epileptik nöbet için. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden doçent doktor Murteza Çakır bir soru yöneltmiş. Antiepileptik ilaçlara bağlı vertebra fraktürleri görülme sıklığı hakkında sizin görüşleriniz nelerdir, gözlemleriniz nelerdir? Teşekkür ederim demiş. Vallahi şimdiye kadar herhalde yani ne diyeyim 5.000'den 10.000 civarında hasta görmüşümdür diyeyim. Epileptik hasta. Yani tek tek ya 5.000 garantidir yani hastane muayene falan. Ondan sonra bütün bunların arasında bir tane gördüğümü söylesem. Tek. Herhalde son derece nadir ama kol, bacak kırığı, humerus, kol demeyeyim, humerusun başı mesela çok kırılıyor. Onu söyleyebilirim. Geçen gün vertebra fraktürü, yani üstelik de 2 nöbetinde ayrı ayrı 2 kez kırılmış.
Bülent Düzbey'in bir katkısı var. Levetiracetam başlangıçta günlük 1000 mg üzerinde verilince hastalarda halüsinasyon görüyoruz. Ben bir de buna ek olarak şunu ilave etmek isterim hocam. Yani hastalar tolere edebildiği sürece aynı ilaçla mı gitmek gerekiyor? Bazen bizim lev verdiğimiz hastalarda uykuya meyil falan da oluyor. Ama sonrasında düzeliyor hasta. Yani mümkün mertebe aynı ilaçla mı gitmek lazım? Tabii. Temel amaç monoterapi. Ondan sonra başaramadığın noktada akılcı politerapi. Öyle diyelim. Akılcı. Bir soru göremiyorum. Bizim öğrenme hedefleriyle alakalı bir iki tane söylemediğim şey kaldı hocam. Onları şey diyeyim. Bir, hangi ilaçlarda yükleme dozu gereklidir? Bu soruyla bağlantılı olarak da bazı ilaçlarda ilaç düzeyi görüyoruz. Hani bunu görmek için her hastada görmemiz gerekiyor mu? Yoksa nöbetler durdurulamadığında, etkin doza ulaşmadığını düşünerek, atıyorum fenitoin gibi, ilaç düzeyi görmemiz gerekir mi ek doz yapmadan? Vallahi iyi söyledin de. Şimdi bir defa yükleme dozu diye şeyde hani Coumadin'de falan olduğu gibi epilepside öyle bir şey yüklersen adamı acilden toparlarsın yani. Mesela karbamazepini yükledim de 2x800 mg ver. Genç bir adam bile koma halinde acilde görebilirsin. Onun için mutlaka titrasyonla bir hafta 10 gün eliden bir şekilde yavaşça vermek gerekir ki aşağı yukarı ilaçların hepsi böyle. Hiçbirine antiepileptiklerden hiçbirine yükleme yapılmadığı gibi normal hedef dozunuzla başlanmaz. Yavaşça artırılarak yapılır. Onun dışında ne dediniz? Ya bir tane daha vardı. İlaçların ilaç düzeyi görüyoruz ya bazı ilaçlarda. İlaç düzeyi. Tabii ki ilaç düzeyi her geldiğinde bakılması gereken bir şey değildir. Ondan sonra ilaca cevabın yetersiz olduğunu düşünüyorsunuzdur kan düzeyi baktırırken. İkincisi yeni başlamışsınızdır, bir hedef doz kendinize belirlemişsinizdir. Onun yeterli kan seviyesini tutturup tutturmadığını merak ediyorsunuz. Bunu da daha tedavinin başında, birinci, ikinci ayda yapıyorsunuzdur. Ama ondan sonra yeterli seviyeyi yakaladığınızı düşündüğünüz anda ona göre bir karar verdiğinizde doz konusunda artık bir daha baktırmaya gerek yok. Ancak hani etkiden şüphe ettiğiniz zamanlar, bir de mesela kendi kendini indükleyen ilaçlar var. Örneğin karbamazepin. Kendi metabolizmasını indükler. Zaman içerisinde karbamazepinin etkinliğinde bir düşüklük hissediyorsanız, örneğin nöbetleri fena değil, iyi kontrol ediyordu. 3 ayda bir nöbetleri oluyordu. Ama son diyelim ki 6 aydır ayda bir kere olmaya başlamış. Yani ilacın etkinliğinde düşüş var. Yani böyle bir otoindüksiyon olabilir şey diye. Karaciğer, yani karaciğer diyor. Olabilir diye kan düzeyine baktırılabilir yani. Bir etkinlik düşüş durumunu otoindüksiyon takibi amacıyla baktırılır. Kamil abi sunumun başında aslında bana aktarmıştı ama unuttum zannetmesin. Sorayım size de. Uzak epileptik nöbet ne demektir? Hani bu konuyu biraz daha açabilir misiniz? Açayım. Genel olarak santral sinir sistemi hastalıkları, en sık sebepleri iskemik inme, inmeler daha doğrusu, stroke, kafa travması ve santral sinir sistemi enfeksiyonu. Arkasından saymaya devam edersek kraniotomiler, beyin tümörleri falan görülmesi kadarıyla. Santral sinir sistemini tutan herhangi bir hastalığın akut evresi dışında, akut evre dediğimiz ne? 7 gün. 7 günden daha sonraki bir periyotta o geçirilen hastalıkla, santral sinir sistemi hastalığıyla bağlantılı olduğunu düşündüğünüz epileptik nöbetlerin ortaya çıkma hali. Şimdi bu konu karambola karıştı. Eskiden 8 hafta derdik biz yani. Olaydan adam stroke geçirdi, 8 hafta sonra olursa buna biz uzak semptomatik nöbet diyorduk. Şimdi bu süre sanki kısaldı. Yani 7 gün akut semptomatik nöbeti 7 gün dediler. Öteki de onun dışında kalan zaman. Uzak semptomatik nöbet. Ama 7 gün sınır. Teşekkürler hocam. Ben öğrenme hedeflerinde de var status epilepticus konusu. Onunla ilgili şunu söyleyeceğim. Hani genel anestezi verdiğimiz hastalar oluyor. Statüsten çıkamayan. Bununla ilgili genel anesteziyi kesmeyle alakalı, hastayı uyandırmayla alakalı bir süre var mı? Yani bizim mesela yoğun bakımda takip ettiğimiz hastalardan statüse girip
genel anestezi verip 2 gün, 3 gün daha uzun süre takip ettiğimiz hastalar var. Tabii yatak başı EEG'miz de yok. Bu hastalarda statüsten çıkmış mıdır, çıkmamış mıdır, bunun bir kontrol tekniği var mı? Yani ne zaman kesmeliyiz genel anesteziyi? Dozu azaltırsınız ve azalttığınızda nöbetler yeniden ortaya çıkıyorsa yeniden tekrar eski doza dönersiniz. Yavaş yavaş tedirici, yani deneyerek başka yolu yok ki. Yani bir makul süre var mı? Mesela atıyorum 24 saat genel anestezi vermek uygundur veya işte 12 saat vermek uygundur. Yani net bir süre yok. Sizin pratiğinizde. Net bir süre yok. Nöbetler durana kadar. Durduktan sonra diyelim 2 gündür nöbet yok. Yavaşça kesilir. Yani birdenbire hiçbir zaman hiçbir şey birdenbire yapılmaz. Çünkü withdrawal etki oluyor. Çekilme etkisi. Denenir ve nöbetler yeniden ortaya çıkıyorsa yeniden tekrar genel anestezi düşünülür. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Berkay Ayhan Bey bir sorusu var. Biraz izole bir soru olmuş. Şimdi sizin sunumunuzda akut intrakraniyal kanamalarda profilaktik antiepileptiği uygun bulduğunuzu söylüyor. Travmatik antikoagülan, antiagregan kullanımına bağlı olarak oluşmuş olan travmatik sak, akut subdural hematom gibi kanamalarda ne kadar süreyle antiepileptik tedavi başlayıp ne kadar zamanda kesmeliyiz diye bir sorusu olmuş. Aslında çok konuştuk bu konuyla ama eklemek istediğiniz bir şey var mıdır hocam? Yani bunlarda eğer profilaktik, yani hiç ortada nöbet yokken antiepileptik başladıysanız niçin başladınız diye kimse sormaz. Mantıklı çünkü ve yani kanıtlarınız var elinizde. Ne kadar süre? Ondan sonra bu konuda net bir bilgi yok. Yani şu kadar süre kullanılsın diye, ama profilaktik antiepileptik kullanımı dendiği zaman anlaşılan sürede ama biri. Hocam soru ve katkı kısmında ek bir şey göremiyorum. Kamil abi, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Söylemek istediğiniz bir konu var mıdır? Söz size vereyim. Teşekkür ederim. Burhanettin'e çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadı. İkinci kere bizim programda konuşma yaptı. Bir saat konuştuktan sonra bir saat 13 dakikadır da sorulara cevap veriyor. Herhalde en çok soru sorulan şey oldu diye düşünüyorum Alaaddin. Sen ne dersin? Yani soru sayısı olarak. Ben akıcı ve seri bir şekilde gitti. Burhanettin evet, hocam çok güzel özetledi. Tekrar hani teşekkürler. Öğrencilikten beri kafamızda oturmayan birçok şey vardı. Ben kendi adıma söyleyeyim, yani birçok şey yerine oturdu. Ben sana iletmiştim, bir tanesini unuttum onların. Hani unuttum sanma demiştin ama. Bu karar verme epilepsisi ilginç geldi bana. Burhanettin, o nedir? Nasıl, yani bir açabilir misin? Mesela karar verme. Şimdi diyelim bir matematik sorusu çözecek bir problem. Ve problemin sonucunu yazacak. Tam o anda epileptik nöbet geçirebilir. Birkaç şeyin arasından bir tanesini seçecek, alışveriş yapacak mesela. O mu, bu mu, bu mu nöbet geçirebilir. İşte böyle karar verme epilepsisi son derece nadir bir epilepsi türü var. Bu epilepsi EEG'de özel bir şeysi var mı? Bunu nasıl anlıyorsunuz? Yoksa karar vermesini EEG çekiyorsunuz o sırada. Belirli bir karar vermesini sağlıyorsun. Tamam, ses kirliliği var da. Tahsin, mikrofonları kapatabilir misin? Tamam. Hocam buyurun. Ha, karar vermesini sağlıyor. Bir problem soruyorsunuz, bir karar vermesini. Yani karar verecek bir şey yapıyorsunuz. O sırada epileptik deşarjlar çıkıyor. O anda. Ve zaten nöbet geçiriyor. Ve onunla ilişkili de iktidar deşarjlar ortaya çıkıyor. Çok ilginç geldi bana. Epilepsiler var ya. Bir tanesi sıcak su epilepsisi. Ondan sonra o da çok güzel bir epilepsi. Genetik bu. Çocukken başlıyor. Bunlar bir süre sonra keşfediyorlar kendilerindeki bir yeteneği. Hiç kimse de olmayan. Tam böyle bir sıcaklığı 42-43'e getiriyor. Tam kafasına, tam tepesine sıcak su değdi mi bir haz nöbeti başlıyor. Haz. Şimdi tam o anda herif hazın kontrolünü elden kaçırmayıp suyu kısarsa kurtarıyor. Bazısı da dalıyor haza, tamam mı? Arkasından cenaze tonik kronik nöbet geçiriyor. Şimdi bir tane süper. Şimdi bir tane hasta var, böyle bir CEO adam bir yerlerde.
Allah'ın diyor, aynen böyle söylüyor. Allah'ın bana verdiği bir hediyeyi sana tedavi ettirmem doktor diyor. Bir yanlışlık yaptık, nöbet geçirdik, karı yakaladı, getirdi buraya diyor. Ben seni verdim. Evet, bana diyor ki, bana hayatta ne biliyorsun zevk diye diyor. Düşün diyor. Onunla çarp diyor. Ondan sonra yani Allah'ın bahşettiği hediye diyor. Ve bunların çoğu gelmez. Karıları yakalar bunları banyoda. Has sırasında böyle için ucu kaçıyor. Büyük nöbete dönüyor. Yani halbuki kapatıversin suyu veya kasa altından geçirmeyecek onu. Çok daha var ya öyle acayip nöbetler. Bir tanesi var. Bir tane birkaç tane görmüştüm. Mutluluk nöbeti. Mutluluk. O haz değil de mutluluk. Bu haz böyle. Haz diye anlatıyor. Çok iyiymiş ya. Hakikaten Allah'ın verdiği sana tedavi ettirmem gibi. Haklı. Haklı. Evet. Burhanettin, çok zevkli bir konuşma oldu. Çok güzeldi. Tekrar teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar daha. Ben Çeşme'ye gidiyorum. Evet. Oo, tamam. Hadi görüşürüz. Evet. Görüşürüz. Tansin kapatabilirsin. Teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay. İyi akşamlar. İyi akşamlar.